TRT Haber ekranlarından mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Günün gelişmeleriyle birinci sayfa programımızla karşınızdayız ki herkes aynı konuyu konuşuyor. Kiracı olan, ev sahibi olan, ev almak isteyen fiyatlar allak bullak oldu ki özellikle büyük şehirlerde başta olmak üzere tüm herkes aynı sorunu yaşıyor. Buna bir çare bulunması gerekiyor. Hükümet devreye girdi. Hem ev fiyatlarını düşürebilecek hamleler var hem de kiradaki o fahiş fiyat artışına karşı da önlemler var. Peki ne olacak? Bu akşam sektörden iki isim bizlerle birlikte olacak. Bu artışı ve emlak sektöründeki bu akıl almaz fiyat artışını konuşacağız. Neler olabileceğini ele alacağız enine boyuna. Sonrasında ise komşumuz Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki gerilimi sürekli arttırıyor ki bize yakın silahsız olması gereken Türkiye sınırına çok yakın o adalardaki son duruma bakacağız. Yunanistan o adalara asker sevkiyatı yürütüyor ki gayri askeri statüdeki bu adalarda ne olduğunu konuşacağız. Tepkiler var. Türkiye sakın diyor. Yunanistan'ın hamlesine karşı neler olabilir? Özellikle Ege'de, Adalar Denizi'nde tüm bunları konuşacağız efendim. Birinci sayfa başlıyor. Evet, öncelikle gündeme şöyle hızlıca bakalım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un 8 Haziran'da Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Çünkü dünyadaki Rusya-Ukrayna gerilimi noktasında çok önemli diplomatik bir açılım mı acaba soruları var. 97. gündeyiz. Askeri heyetlerin de katılacağı ziyaretin gündem maddelerinden birisi ise Karadeniz'de olası ticari ve insani sevkiyata ilişkin güvenlik koridorunun açılması. Gelecek hafta Lavrov Türkiye'ye geliyor. Daha önceden kendisi gelmek istediğini söyledi. 8'inde biz de buyurun gelin dedik. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov askeri heyetle Türkiye'ye geliyor. Gündem Karadeniz'de buğday sevkiyatını da kapsayan bir güvenlik koridorunun açılması. Güvenlik koridorun oluşması, gemilerin girip çıkması için neler yapılması gerekiyor? Bunları teknik olarak görüşeceğiz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı editör masasının konuğuydu. Türkiye'nin ateşkes için sürdürdüğü arabuluculuk rolünü anlattı. Bizim tarafları tekrar bir araya getirme, hatta liderler düzeyinde bir araya gelme konusu var. Son zamanlarda Zelenski tekrar Putin'le bir araya gelmek istediğini söylemişti. Diyalogla, müzakereyle, diplomasiyle artık bu savaşı bitirmek gerekiyor. Çavuşoğlu'nun gündeminde terör örgütü PKK'nın Almanya ve Fransa'da yaptıkları gösteriler de vardı. Hem Almanya hem Fransa. Fransa. İki büyükelçiyi de dün arkadaşlarımız bakanlığa çağırdı. Güvenlikle ilgili genel müdürümüz çağırdı. Tepkimizi gösterdi. Aynı şekilde notayı da bu iki ülkeye verdik. Ve bir daha tekrarlanmaması gerektiğini de söyledik. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusuna ilişkinde bir kez daha teröre verilen destek kesilmeli vurgusu yaptı. Niye karşı olduğumuzu gayet güzel bir şekilde açıklıyoruz. Örnekleriyle açıklıyoruz, fotoğraflarla açıklıyoruz, videolarla açıklıyoruz. Sadece PKK, YPG değil, DHKPC, FETÖ ve tüm terör örgütlerine yönelik desteği kesmeleri gerekiyor. Terörle mücadeleye bakalım ki terör örgütü PKK'ya yönelik hem Irak'ın kuzeyinde hem de Suriye'de operasyonlar yürütülüyor. Operasyonlarda bugün 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bu arada Siirt'te teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcıyı imha edilmeye çalışılırken o patlayıcı infilak etti. Patlamada yaralanan 2 askerimizden biri kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde ortak operasyon düzenledi. Gara bölgesinde 4 PKK-KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçik Suriye'nin kuzeyinde de terör örgütü mensuplarına göz açtırmıyor. PKK-YPG'li teröristler Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açtı. Teröristlerin yeri tespit edilerek operasyon başlatıldı. 5 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütüne yönelik yurt içinde de operasyonlar sürüyor. Kahramanmaraş kırsalında tespit edilen teröristlerin kullandığı bir mağara içindeki malzemelerle imha edildi. Başarılı ve kararlı operasyonlar terör örgütü PKK'daki çözülmeyi de hızlandırdı. İkna çalışmaları sonucu terör örgütüne 2014 ve 2015 yıllarında katılan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Yıl içinde teslim olan terörist sayısı 37'ye yükseldi.
Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında arazi taraması sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı tespit edildi. Bölgeye mayın imha timi sevk edildi. Patlayıcı etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada infilak etti. Biri ağır, iki asker yaralandı. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı askerlerden biri müdahaleye rağmen şehit oldu. Patlamanın olduğu bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon sürüyor. Bu arada Suriye'nin kuzeyine olası harekat sinyalinin ardından Suriye Milli Ordusu cephe hattında son hazırlıklarını yapıyor. Terör örgütü PKK-YPG'nin en önemli saldırı üslerinden biri olan Tel Rifat hattında da Suriye Milli Ordusu askerleri harekat için emir bekliyor. TRT Haber ekibi de Tel Rifat'a bağlı stratejik Minnak köyüne sadece 600 metre uzaklıktaki mevziye kadar girdi ve yapılan hazırlıklara tanıklık etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan harekat mesajı verdi. Suriye'nin kuzeyinde cephe hatları ısındı. Suriye Milli Ordusu askerleri terör örgütü PKK-YPG'nin işgali altındaki bölgelerin çevresinde hazırlık yapıyor. O noktalardan biri de Tel Rifat'a bağlı Minnak köyüne sadece 600 metre uzaklıktaki bu stratejik mevzi. Olası bir Tel Rifat ve Münbiç operasyonu öncesinde Suriye Milli Ordusu cephe hatlarını güçlendirmiş durumda. Tel Rifat'ın 8 kilometre kuzeyinde bulunan Suriye Milli Ordusu'nun mevzisine tecrübeli keskin nişancılar yerleştirildi ve teröristlerin tacizine anında karşılık veriliyor. Asker ve mühimmat takviyesi yapılan mevzide eller tetikte. Türk kardeşlerimizin yardımıyla teröristlere karşı bir zafer kazanmak için hazırız. Türkiye'nin harekete geçmesini bekliyoruz. İnşallah teröristleri vatanımızdan temizleyeceğiz. Mevziye yerleştirilen keskin nişancılar 7-24 Minnak köyündeki teröristleri izliyor. Teröristlerin yaptığı tüm hazırlıklar not edilerek komuta merkezine iletiliyor. Esed rejiminin askeri hava üssününde bulunduğu Minnak köyünün olası bir Tel Rifat operasyonunda ilk hedef olması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 3 yıl önce Ankara'nın Çubuk ilçesinde gerçekleşen saldırıya ilişkin davada karar çıktı. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'e 3 yıl 23 ay 30 gün hapis cezası verildi. Saldırıya ilişkin açılan davanın 5. duruşması Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'e kasten yaralama ve suç işlemeye alenen tahrik suçlarından toplam 3 yıl 23 ay 30 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verildi. Toplamda 66 kişinin yargılandığı davada 55 sanık 7 ay 15 günle 8 yıl 6 ay 15 gün arasında değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı. Suça sürüklenen 10 çocuğa da 2 yıldan 3 yıl 7 ay 21 güne kadar hapis cezası verildi. Mahkeme sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarını kaldırdı. Kemal Kılıçdaroğlu 21 Nisan 2019'da şehit cenazesi için gittiği Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu köyünde saldırıya uğramıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Gündeminde partisince Van'da gerçekleştirilen belediye çalıştayı vardı. Değerli arkadaşlarım, 27-28'inde Van'daydık. Selahattin Bey'in çok sevildiğini gördüm. Haksız uygulamalardan, adaletsiz uygulamalardan çok şikayet ediyorum. Ben de bu kürsüde defalarca şikayet ettim. Bir kişi adaletsizlikle karşı karşıyaysa ona sahip çıkmak insani görevimizdir. Politik değil bakın. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Mahkeme kararlarını uygulamıyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamıyorlar. Yine Vanlı kardeşlerime söyledim. Osman Kavala'dan da, efendim Selahattin Demirtaş'tan da eğer harp okulu öğrencileri darbeci diye yıllardır içeride onların da hakkını hukukunu savunmak istiyorsanız bize katılacaksınız, bize. Bize katılacaksınız. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik olası harekata tam destek verdi. Tehdit nereden geliyorsa oralar meşru hedeftir dedi Devlet Bahçeli ve özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van'da yaptığı açıklamalara da tepki gösterdi.
Tehdit nereden doğuyorsa, teröristler hunhar saldırılarını nerelerden ikmal ve takviye ediyorlarsa, diyorum ki oralar meşru hedeftir. Caniler temizlenmeli. En başta Terrifat ve Münbiç özgürleştirilmelidir. Suriye'nin kuzeyine yapılacak olası bir operasyona tam destek verdi. Bölgenin teröristlerden temizlenmesi gerektiğini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi muhtemel askeri harekatı bütün varlığıyla desteklemektedir. Ne ülkemizde, ne meclisimizde, ne sınır hattımızda terörist istemiyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Gündeminde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Van'da Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili kullandığı ifadeler de vardı. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun partisini teröre zırh yaptığını söyledi. Sen inkar etsen de Selahattin Demirtaş teröristtir, haindir, bölücüdür, Türkiye düşmanıdır. Osman Kavala Sorosçudur, casustur, şaibeli suçludur. Sayın Kılıçdaroğlu, fazla zorlama, yoksa kayış koparacaksın, senden cumhurbaşkanı olmaz. Bahçeli'nin terör üzerinden bir tepkisi de NATO'ya üyelik için başvuran İsveç ve Finlandiya'ya yönelikti. Bizim değerlendirmelerimize göre İsveç ve Finlandiya kırmızı kart cezalısıdır. Bu cezanın kaldırılması için PKK, YPG, PYD hilesiz vilafsız kınanmalı. Türkiye'nin iade talebinde bulunduğu teröristler derhal teslim edilmelidir. Sevgili seyirciler, tüm Türkiye aynı konuyu konuşuyor ki fiyatlar, evet, enflasyonist bir süreçteyiz ama özellikle konut sektöründe fiyatlar çok hızlı artıyor. Evlerin fiyatı artıyor. Dolayısıyla kira fiyatları da artıyor. Şimdi hükümet devreye girdi. Önlemler almaya çalışıyor bu çerçevede. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira artışları TÜFE'ye uygun yapılmalı dedi ve TÜFE üstü artış yapanlara kanuni yaptırım uygulanacağını belirtti. Bakan kurum ayrıca vatandaşın aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacağı müjdesini de verdi. Vatandaşımız müşteri olsunlar. Biz gerek konut sektörünü, gerek diğer sektörleri tamamen takip ediyoruz. Fahiş ev ve kira fiyatlarına karşı önlemler artırılıyor. Kira artışları TÜFE oranına uygun yapılmazsa yaptırımlar uygulanacak. Vatandaşlar TÜFE üstü artış yapanları bize bildirsin. TÜFE üstü kira artışı yapana kanuni yaptırımları uygulayacağız. Dört bakanlık çalışıyoruz. Bir hafta 10 gün içinde çalışmayı meclise göndereceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda önemli açıklamalar yaptı. Daha önce duyurulan altyapılı arsa satışı modeline benzer bir proje daha başlatılacağını duyurdu. Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacaklar. 81 ilde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda bu projeyi gerçekleştireceğiz. Bu yeni projeyle de yine konut ve kirada fahiş artışa karşı mücadele edilecek. Projenin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ağustos ayında açıklayacak. Şimdi neler yapılacak, bunu arkadaşlarımız derledi, bir ona bakalım. Sonrasında sektöre ilişkinde konuklarımız olacak. Sevgili seyirciler, kira artışlarına düzenleme noktasında TÜFE üzerinde kira artışı yapılmayacak. TÜFE üstü kira artışı yapana cezai yaptırım uygulanacak. Dört bakanlık yeni düzenlemeye son şeklini verecek. Yasal düzenleme 10 gün içinde meclise sunulacak. Özetle enflasyonun üstünde bir kira artışı yapılamayacak. Hazine arazileri konut projelerinde değerlendirilecek. Evi olmayanlar için uygun taksitli ev projeleri geliştirilecek. Vatandaş aidat öder gibi ev sahibi olacak. Tüm bunlar nasıl olacak? Tabii ayrıntılarına bakacağız. Sektörün sorunları ne? Bunu konuşmamız gerekir. Sektöre ilişkin işte devlet hem kira artışını bir bantta tutabilmek adına TÜFE'yi ortaya koyuyor. Diğer yandan da yeni konut projeleri kapsamında da bazı adımlar atılacağını ifade ediyor. Buna ilişkin hazine arazileri de konut projelerinde değerlendirilecek. Yani
Konut projesinin en büyük maliyetlerinden birisi hazine arazilerinin arazi olarak ortaya koyulmasıyla birlikte artık arsa maliyetleri biraz daha düşer mi sorusu var aklımızda. Şimdi sektörün sorunu ne? Bunu konuşmamız lazım. Sektörün içinden, sektörün önce ismi İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'ndan Genel Başkan, İMKON Başkanı Sayın Tahir Tellioğlu bu akşam bizlerle birlikte. Sayın Başkan, kara kara düşünüyorsunuz. Siz böyle düşünüyorsanız biz ne yapalım? Ama var sorularımız, sizin de elbette sorunlarınız var. Yine Yeni Şafak gazetesinden doçent doktor Yusuf Dinç hocamız da bu akşam bizlere eşlik edecek. Sayın hocam, siz de yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Cevahiroğlu, yayınlar diliyorum. Teşekkür. Sayın Tellioğlu selamlıyorum izleyenlerimizi. Teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkan'a dönelim, Tahir Tellioğlu'na. Ne oluyor Allah aşkına? Yani bir senede ne oldu bu fiyatlar? Tamam enflasyon var, fiyatlar artıyor ama konut sektöründe talep mi çok arttı, arz mı durdu? Nedir, önce bir fotoğrafı çekin. Çok teşekkür ederim. Tekrar iyi akşamlar, yayınlar diliyorum. Çok sağlıklı bir giriş yaptığınız için tekrar teşekkür ederim. Çünkü meseleyi şöyle analiz etmek lazım. Türkiye yakın zamana kadar yılda kaç konut üretiyordu? Hı hı. Konut arzında daralma başlayınca yıllık kaç konut üretimine düştü ki bu azalma oldu veya stabil iken mi oldu? Dolayısıyla şöyle bir geriye dönerek baktığımızda 2019 yılına kadar geçmiş 10 yılda Türkiye, yani 2009 ile 19 yılı arasında Türkiye'de ortalama 1 milyon 200 civarında konut üretiliyordu. Tamam. 2019-20-21 pandemiyi de işin içerisine katarak zorlaşan şartlar, işte gerek inşaat temel malzemelerindeki fiyat artışları, gerek yapı müteahhitleri sınıflandırılmasının 2019 yılının sonunda uygulamaya girmesiyle birlikte son 3 yıldır Türkiye'de ortalama konut üretimi maalesef 650-700 bin rakamlarına düştü. Yarı yarıya nerede? Yarı yarıya yakın düştü. Dolayısıyla esasen sorunun cevabını burada aramak lazım. Talep kısmına bakacak olursak talepte bir artış var mı? Çünkü orada da insanlar, fiyatlar daha çok artacak. Aman şimdiden borçlanalım diyenler de çok fazla. Şimdi esasen Türkiye'nin normal konut yıllık üretim ihtiyaç rakamı 850 ile 1 milyon arası. Hani 1 milyon 300 binde fazlaydı ortalama. Yatırım amaçlı kısmen talep gördü. Fakat ortalama 900 bin civarında olan talebi de 600 bin gibi rakamla, 650 bin gibi konut üretim rakamıyla karşılamak mümkün değil. Dolayısıyla şuradan analize girmek lazım. Bu meslektaşlarımız neden, yani ticaretini kolay yapabilen, para kazanabilen, mesleği yapmasında ve icra etmesinde zorlu olmayan insanlar, affedersin, deli mi ki konut üretmiyor? Hı hı. Veya çok mu üretti de yan gelip yatıyor? Bu açıdan baktığımızda öyle olmadığını görüyoruz. Üç temel sebebi. Niye üretmiyorlar? Üç temel sebebe bunu indirebiliriz. Bir tanesi, geçen yıl siz de sağ olun TRT ailesi olarak destek verdiniz. Biz bir çimento boykotu girişiminde bulunmuştuk ki geçen yıl Mart ayından Nisan ayına kadar, yani 150 TL'den çimento 350 TL'ye ton fiyatı çıktığında biz Haziran ayı itibariyle yapılan görüşmelerden bir netice çıkmayınca boykot kararı almıştık. Dolayısıyla 350 lira itiraz ederken bugün simentonun ton fiyatı yaklaşık 1000 lirayı geçti. Dün yine bir zam mı geldi? Evet, dün bravo, yine bir zam geldi. Dolayısıyla Rekabet Kurumu bu konuda inceleme halinde ama artık sezonlar geçti, dönemler geçti. Vatandaşımızın konut edinme ihtiyacı gitgide zorlaştı. Başta simento olmak üzere cam ürünleri ve diğer ürünlerde yaklaşık %300'e yakın fiyat artışı oldu. Bu önemli bir maliyet. Sorun. Maliyetlerde. Diğer önemli bir sorun arsa sorunu. Dolayısıyla Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Bakanımıza bu açıdan teşekkür ediyoruz. İnşallah bu arsa sorununun çözümüne yönelik yapılan adımı doğru buluyoruz. Ama taşların yerine oturması lazım. Hani şehrin seferinde ucuz arsa üretmekle bu sadece çözüm olmaz. Bunu daha çok şehirlerle bir bölü, yani şehir belediyeleriyle, daha çok büyükşehir belediyeleriyle şehirlerin bir bölü 100 binlik master planlarını uygulayarak bunu hayata geçirmek daha kalıcı ve reel olur. Hı hı. Aksi takdirde bu da çok sağlıklı olmaz ama biz Ağustos'a kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda müjdeli haber açıklayacağını Sayın Bakanımız da ifade etmişti. İnşallah o zamana kadar altı doldurulur. Ama ben bu arsa konusunda bir eleştiride bulunacağım. Yani müteahhitlere de, devlete de, ya tamam arsa veriliyor ama o kadar lüks, o kadar pahalı konut yapılıyor ki normal vatandaş 7 milyon nasıl bir daireye para versin de alsın? İstanbul'da bunun çok örnekleri var. TOKİ yazıyor ama TOKİ 7 milyona nasıl daire satar diye bakıyorsunuz işte farklı isimlerde, şimdi isimlerini zikretmeyeceğim ama devletle müteahhitler iş yapıyor, arsayı değerlendiriyor ama bu orta sınıf vatandaşa veya alt gelir grubuna çok yansıyor. Aslında düşünmüyorum bu arsa noktasında. Kesinlikle katılıyorum ama bunu sosyal nitelikli konut projesi olarak düşünmeyin. Emlak Konut ve TOKİ
proje ve kurumlara gelir getirici hasılat paylaşım projeleri olarak bunlar öne çıkıyor. Bunları buradan biraz ağrı tutmak lazım. Daha çok, daha ziyade özellikle takdir edersiniz hem kentsel dönüşümde riskli deprem kuşağı olan bir ülke toplumu içerisinde yaşıyoruz. Dolayısıyla burada özellikle kentsel dönüşümü destekleyici, regüle edici, teşvik edici bir kısım taleplerimiz var. Belediyelerin hakeza öyle. Dolayısıyla mesela basit örnek vereyim. Bugün Ankara'mızda işte bazı birçok imar plan notlarında bazı bölgelerde örneğin diyor ki işte size 1.2 emsal veriyorum. Yani arsanın yoğunluğunu 1.2 ile çarparak yapabilirsin ama 125 metrekareden aşağı yapamazsın. Dolayısıyla şimdi aileler küsülüyor. Öğrenciler var, genç aileler var veya işte yaşlı çiftler var. Dolayısıyla bu tip sınırlandırmaları da kaldırmak lazım. Yani bugün işte Ankara'nın yeri gelişen bölgesi, işte Bağlıca bölgesinin Yapracık mahallesinde ciddi bir konut imarlı arsa var. Ama plana bakıyorsunuz örneğin işte efektif 12... değil. Değil. Yani peki, dolayısıyla maliyet dediniz, arsa dediniz, üçüncü başlık. Evet, o da çok önemli. Yapı müteahhitleri sınıflandırılması hususu. Türkiye'de 2019 yılının başında 300 bine yakın müteahhit vardı. Biz müteahhitlik mesleğinin disiplin edilmesini öteden beri savunuyoruz. Bu kanunu destekledik. Fakat mesleki yeterlilik ve mali yeterliliğe katkı sağlamayan hükümler bir kısım bu mesleği şerefiyle, layıkıyla icra eden meslektaşların gereksiz hükümler, gereksiz yönetmenlikler, ekstra yönetmenliklerle önünü kesti. Bu da meslektaşların haksız yere bir kısmının çalışmasına engel oldu. Bunun da şimdi biz sizi yakaladık bugün. Tabii siz inşaat yapanları, müteahhitleri sembolize ediyorsunuz ama tabii ki ahlaklı olanları, biz sizi yakından takip ediyoruz Sayın Tellioğlu. İmkon grubunu da bu çerçevede. Tabii ki müteahhitlerin birlik olması güzel ama konut üretme noktasında da daha hızlı neler yapılabilir? Size başvurduk bu akşam. Kusura bakmayın, biraz çok fazla bütün soruları da bu akşam size yönlendireceğim. Vatandaş istiyor diyenler var ki bu o kadar lüks yapmasınlar kardeşim. Yani 1 milyona biz ev alamıyoruz. Yapmasın ebeveyn banyosu, havuz koymasın aşağıya. Bir takım eleştiriler var. Bunları da soracağım. Tabii, şimdi doçent doktor Yusuf Dinç hocama dönmek istiyorum. Hocam ne dersiniz? Yani ben son yıllarda belki de son 20-25 yılda Türkiye'de hiçbir piyasada böyle bir fiyatlandırma görmedim. Belki otomotiv piyasasında da böyle bir dalgalanma oldu ama emlak sektörü çıldırdı. Nasıl durduracak? Yani hükümet, vatandaş ne yapabiliriz? Aslında çok doğru bir yere temas ettiniz. Konut fiyatlarını yukarı iten biraz da otomotiv piyasasındaki fiyatlar. Yani Türkiye'de duygusal olarak ya da davranışsal olarak konut fiyatlarıyla otomobil fiyatları arasında bir ilişki var. Tabii bu işte diğer yönleriyle, yani otomobilin fiyatı içinde kurun etkisini de, küresel enflasyonun etkisini de, emtia değerlerini de alabilirsiniz. Bu hepsini temsil eden bir varlığa benzeyebiliyor bazen. İşte aynı etkiler konutta da kendini gösterdi. Fakat şöyle bir problem, bizim konut piyasamız son 10 yıldır neredeyse birkaç katına katladı. Yani son aylardaki artışlar zaten belli bir trendin kümelenmesi gibi gelişti. O yüzden biraz geç tartışıyoruz aslında meseleyi. Fakat burada bir arz problemi var ve bakanlığın attığı adımlarda bunlara, bu problemi gidermeye dönük adımlar. Ben şöyle yapıcı bir yönü olduğuna inanıyorum Sayın Cevahiroğlu. İlk defa 4 bakanlık bu konu üzerinde müstakil olarak çalışıyor. Yani ben şöyle anlıyorum, bunun hukuki sonuçlarını, bunun çevresel sonuçlarını, bunun piyasaya, yani inşaat sektörüne olabilecek etkilerini de detaylıca analiz edip tartıştıklarını düşünüyorum. Evet. Ve belki de en sistematik çözüm adımlarından biri atılacak. Şunu şimdi sorabilir miyim Sayın Hocam? Mesela kira geliri elde edenlerden daha fazla vergi alınsa ve insanlar konuta yatırım amacıyla gitmese ve bu çerçevede fiyatlar biraz düşer mi? Ne dersiniz? Yani birisinin bir evi var ama 5 tane de kirada evi var. Şimdi ona fazla vergi çıkartırsak eğer daha fazla böyle ev almaz ve fiyatlar da böylece talep azalacağı için düşer mi? Ne dersiniz? Ben yatırımcı profilinin vergilendirmesi gerektiğine inanıyorum. Fakat bu vergilendirme nakit akımı üzerinden olur. Bir konutun nakit akımı da kirasını ifade eder. Fakat yatırımcı fiyat artışlarından nemalanmak istiyor. İşte o fiyat artışlarını vergilendiren bir mekanizma bizde var. Fakat o rahiçlerin tapudaki satış değerlerinin doğru gösterilmesi lazım. O eksper raporlarının doğru hesaplanması lazım. Kredi ilişkilerinin doğru ölçülmesi lazım. Tapuda beyan ettiği rakamın esas rakam olması lazım. Yani gerçeği ifade etmesi lazım. O zaman zaten vergi çıkıyor. Burası önemli. Yani
Bu sorunuz için teşekkür ederim. Gerçekten yatırımcı profilin bir vergi ödemesi lazım ama o mekanizmanın etrafından, ya mevcut olan o mekanizmanın etrafından dolandıkları yöntemler var. Sayın Başkan da çok iyi bilir. Onların önünü kesilmesi lazım. İyi ifade ediyor. Ama burada bir iyi bir yapı oluşturması gerekiyor Maliye Bakanlığı'nın. Ben de eski Maliye Bakanlığı'nda müfettişlik yaptım ve şunu söyleyebilirim. Konut bir yatırım aracı olmaktan acaba çıkarılabilir mi? Tamam, buradaki fiyat artışlarını da vergilendirirsiniz ama nakit akışına ilişkin vergi oranı arttırılsa, daha sıkı takip edilse ve yani bir insanın en temel ihtiyacı bir evi olsun, bir arabası olsun. Herkesin hayali bu. Bu da çok, o kadar da zor olmasa gerek ama şimdi 40 yıl çalışıp bunu yapamayacak insanlar var. Belki hepimiz o durumdayız. Yani bunun da önüne geçilmesi insani bir sorumluluk değil mi? Mutlaka tabii. Buradaki vergi mekanizmasının çok doğru kurgulanması ve dediğim gibi paralel yöntemlerle bunun aşılmasının önüne geçilmesi lazım. Ve fakat bizim alt gelir grubunda, yani zaruri kiracı durumundaki insanlarımıza çözüm üretilmeye çalışılıyor ki orası önemli. Yani kira ödeyen ödemeyle bir kira tahsiline vergi koymayla yatırımcıyı ne kadar caydırabiliriz fiyatların bu yüksek çıktığı ortamda, o biraz tartışmaya neden olacaktır ama evet. Bu söylediğin çok yapısal, uzun vadede Türkiye'de yatırım anlayışını düzenleyecek, onu daha anlamlı bir seviyeye taşıyacak bir adım olur. Evet. Böyle bir şey mutlaka desteklerim. Fakat alt gelir grubuna odaklanmaya çalışıyor diye anlıyorum hükümet ve bunu yaparken İnşaat sektörünün temsilcilerine de alan bırakması gerekiyor. Yani TOKİ'nin... Burada. Şimdi Tahir Bey, burada sıkıştıracağım. yani o kadar çok mesaj var ki müteahhitleri sıkıştıracağım. Teşekkür ediyorum. Bu alt gelir mevzusu önemli. Burayı açalım. Çünkü Yusuf Hocam'ın ifade ettiği. Nasıl olacak? Yani asgari ücretle çalışan, 5000 lira geliri olan bir kişi evi geçindirecek, bir yandan taksit ödeyecek. Ev sahibi nasıl olacak? Bu insanlara ya 2+1 olsun, ebeveyn banyosu olmasın, mutfağı biraz daha küçük olsun ama uygun şöyle 200 bin, 300 bin liraya bir ev mümkün değil mi artık başkan? 200-300 bin liraya ev hayal etmek artık mümkün de. Ama en azından yani 500 ile 1 milyon lira arası hayal edilebilir. Ya onu nerede bulacak ki? Ama yani 500 bin lira, şimdi takdir edersiniz ki işte birçok maliyetler arttı. Asgari ücret vesaire, bu maaşlar da muhtemelen hükümetimiz onlara da bir destek verecek diye düşünüyorum. Çünkü geçen yıl verilen... Ne kadar destek olursa olsun yani, Sayın Başkan. Yani 500 bin liralık bir evi bilmiyorum. Buradaki arkadaşlardan ama, alacak yok. Kimse burada asgari ücret de almıyor. Şimdi maalesef ve üzülerek sizi yayına gelmeden bir bürokrat arkadaş aradı. Basit bir arsa alımı ile ilgili bir arsa maliyeti hesapladık. Hı. Yani yeni Bağlıca'da biz bir arsa satın aldık. Yaklaşık 1 milyon 700 bin lira arsa maliyeti geldi. Üzerine bir sivi çakmadan. Yani daire başına mı? Daire başına. Şaka yapıyorsun. Tabii şaka diyor. Ada parselinde verebilirim ben. 1 milyon 700 bin inşaat yapmadan. Evet. İnşaat yaptıktan sonra 3,5 milyon. Tabii yani Bağlıca Bulvarı'nın yeni Yonca çıkışında solda. Petrol falan mı çıkıyor Bağlıca'da? Yok, boş 5000 metre bir arsa. Allah ki Allah. Üstelik 0,70 emsal. Yani bir emsal de dahi değil. 0,70 toplam üzerine 3500 metrekare inşaat oluyor. 3500 metrekare, 175 arsa metrekare. Arsa mı yok Türkiye'de? Arsa mı yok şöyle Türkiye'de? Şöyle imarlı, master plana uygun imarlı konut arsası yok. Üretemiyor muyuz yani? Üretebiliriz ama maalesef belediyeler kabul etmek lazım. Yani bu akşam sizin vesilenizle biraz da bari içimizi dökelim. Tabii. Son 3-5 yıldır büyükşehir belediyeleri yatıyor. Sağlıklı arsa üretmiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bu noktada bir diyalog sorunu var. Dolayısıyla tamam, esas sorun bu demek. Yani evet, yani Çevre Şehircilik Bakanlığı Sayın Bakanımız onun için böyle bir çıkış yaptı diye düşünüyorum. Sağlıklı arsa üretilmiyor. Siz buradan bugün arkadaşlarımız, merak edenler Google'dan artık arsa fiyatların ne giriyorsan önüne çıkıyor. Hadi bir baksınlar bakalım. Şehir merkezinde ortalama 1 metrekare arsanın maliyeti yaklaşık 10.000 TL'yi buldu. 10.000 TL'yi buldu. Yani bu ne demek? Özür dilerim. 1000 metrekare arsa 10 milyon. 1000 metrekarenin üzerine ne yapabilirsin ki? 10 milyon. Yani 5 konut yapsan, 10 milyonu 5'e bölsen 2 milyon lira sadece arsa maliyeti geliyor. Üzerini konuşmaya gerek yok. Dolayısıyla sizin aracınızda ben şunu arz etmek isterim. Efendim, biz şeyi boşa konuşuyoruz. Çimento üretelim, çelik üretelim. Ya onlar da önemli ama hepsi bir faktör. Şimdi tek tarafa yüklenerek bu maliyeti sıfırlayamayız, minimize edemeyiz. Burada bir, şöyle kamuoyunun da şahitliği huzurunda gidelim. Türkiye dünyada müteahhitlikte birinci ve ikinci sırada mı? Öyle. Tamam, kabul. Demek ki müteahhitlik gözümüz var. Doğru mu? İki, dünyada Türkiye inşaat malzeme temel malzemelerinde kaçıncı? İkinci.
Yani en temel inşaat malzemeleri, demir çelik ürünleri, bak demir çelik ürünleri ve çimento ürünleri buradan başlayarak gidersek bunların yaklaşık iki katı, ihtiyacımızın iki katından fazla üretim kapasitemiz var. Hı-hı. Rakam verirsek 120 milyon ton çimento üretim kapasitemiz var. 50 milyon ton çimento tüketim kapasitemiz var. İhracat mı arttı o zaman? Bak, hayır, %20 de ihracat boşluğu var maalesef. Geçenlerde önemli bir sektör temsilcisi yurt dışına çimentonun %20 daha ucuz satıldığını söyledi. Önemli bir kamu görevlisi. %20 daha ucuz satılıyor. Çimento tonajlı bir malzemedir. Yani yurt dışına bunu satmak zahmetli ve zordur. Buna rağmen %20 ucuz satılıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin yaklaşık demir çelik üretimi 50 milyon ton. Türkiye'nin iç üretimi de yaklaşık 15 milyon ton. Demek ki müteahhitimiz dünyada birinci, ikinci sıralarda. İnşaat temel malzemelerinde ihtiyacımızın iki katını, üç katını ve her şeyi üretiyoruz. Arsamız da bol ama nitelikli imar konutlu arsa değil. O zaman burada bir problem var. Yani helva yapmak için bütün malzemeler var, mutfak da var. Eyvah, söylediniz o kadar üzüldüm yani, ki şimdi. Ama yani, böyle yani. Yani elimizdeki bütün imkanlar var. Ben de yani Türkiye evet üretiyor. Tırlar 40 kilometre kuyruk var. Tamam üretiyoruz ama bir arsa sorununu çözemediğimizden belki bu arsa çözülse domine etkisi. Yani diğerleri de var ama hepsini koymak lazım. Diğer taraftan bugün bir arkadaşımız söylüyor. İşte bir ilçe belediye başkan yardımcısı. İmardan sorumlu ya diyor. Şimdi diyor müteahhitlerin diyor ne kadar zorlandığını anladım. Kendim diyor küçük bir ev yapmak istedim. 6 ayda ruhsat zor aldım diyor. Peki siz Müteahhitler Birliği olarak güçlü değil misiniz? Müteahhitler Türkiye'de bilindiği kadarıyla güçlüdür. Cumhurbaşkanıyla görüşüyorsunuz, bakanlarla görüşüyorsunuz. Bu arsa sorununu yani bu belediyelerle uyumsuzluğu arz edilmiyor mu? Arz ediliyor hem ama takdir edersiniz ki daha çok bu... Yani kış göz göre göre gelmiş. 1 milyon 200 bin konut üretirken 650 bine düşmüş. Ama maalesef işte bu son hani bu arsa konusu hariç. Bundan önceki yapılan iki düzenleme de sektöre fayda getiren değil. Maalesef fiyatları köpüklettiren ve maalesef olumsuz. Ne öneriyorsunuz? Bir acaba yani bir sempozyum mu olur? Yani otursa taraflar ne? Biz işin tabii doğrusu, öyle bir taraf olursa alt gelir de çağrılması tabii lazım. Tabii biz işin doğrusu bu konuda en konulara geniş manada vakıf ve devletin başı Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde böyle bir toplantı tertip edilmesini arzu ederiz. Çünkü yani basitleştirerek örnek vereyim 500 konutun özür dilerim 1000 konutun olduğu yerde 2000 konut talebi olduğu noktada siz sanki vatandaş konut olmadığından özür dilerim konut alamıyor diye konuta kredi faizi verirseniz işte maalesef hep şahit olduk. Yani %20 daha fiyatlar artmış oldu. Niye? Zaten satılacak konut yok. Demek ki ne yapmak lazımdı o sülbansiyi? Ucuz konut üretimine vermek lazımdı. Yani burada Sayın Yusuf Dinç hocama dönmek istiyorum. Şimdi sektörün temsilcisi bizzat söylüyor. Evet güçlüyüz, yaparız. Daha önce yaptık yine yaparız ama birçok sorun var. Öncelikle işte belediyelerde arsa üretim sorunu var. Bunu nasıl aşamayız? İşte maliyet diyor. Daha çivi çakmadan bir dairenin maliyeti 1 milyon 700 bin lira. Ankara'da, Ankara'nın merkez ilçesi de değil. Nerede demiştim? Bağlıca'da. Bağlıca son dönemde biraz daha popüler olan ama merkez değil. Ankara'da her yer arsa. İnanılır gibi değil. Nasıl çözülecek bu sorun? Birçok boyutu var. Dediği gibi Sayın Başkanım. Mesela konut ediniminin finansmanı Türkiye'de bir problemdir. Mesela ben bu konuda bir sempozyum düzenledim. Faizsiz konut finansmanı üzerine. Burada çeşitli yöntemleri tartıştık. Yani biz 500 binlik konutu 500 bine alabiliyor olsak belki bugünkü piyasa bir miktar böyle olmayacaktı. Biz 500 binlik konutu hep 1 milyona alabildik. Böyle bir durum var. Dediğiniz gibi bir de bunu rantla yaklaşan bir yaklaşım var. Hem vatandaş hem de üreticisi tarafında. Çok güzel bir tespit yaptınız. O arsadan petrol mü çıkıyor diye. O arsadan petrol çıkmıyor işte rant çıkıyor. Yani inşaatın etrafındaki herkes neredeyse her yaklaşan buna rant bakış açısıyla yaklaşıyor ve fiyatları bir biçimde bunlar speküle edebilecek kabiliyete sahipler. Şimdi bu fiyatlar çıkar diye talep aslında öne çekilmiş gibi değerlendiriliyor ama gözden kaçan bir yönü var. Vatandaş şöyle diyor, kiralar öyle bir yere geldi ki ben kira ödeyeceğimi artık kredi ödeyebilirim sanırım diyecek kadar çok haklısınız. Herkes aynı şeyi söylüyor. Evet.
Artık o duruma gelince de işte konut talebi bir katman daha yükseldi. Biraz da kiralarla konut fiyatlaması arasında ilişki var. O konuya dair bir haberimiz var Yusuf Hocam. Bir izleyelim isterseniz. Adalet Bakanı Bekir Bozdoğan bir açıklaması var. Bu kiracı ile ev sahibi anlaşmazlığında bir ara buluculuk mekanizması. Buna dair ne olacak? Bir izleyelim haberimizi. Sonrasında Yusuf Hocama söz vereceğim. Çünkü bu kiracılık meselesi de ve kiralardaki bu fahiş fiyat artışı da çok önemli. Kira ihtilaflarını tamamını ara bulucuya gönderme konusunda kararlıyız. Bu noktada çalışmalarımızı devam ettirdiğimizi ifade etmek isterim. Fahiş kira artışları ile ilgili yeni düzenleme yolda. Kira anlaşmazlıklarında önce ara bulucuya gitmek zorunlu olacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hazırlıklar bittiğinde mecliste değerlendirilecek dedi. Sözü muhalefetin yargıya yönelik eleştirilerine getirdi. Hakim ve savcılarımız hiçbir siyasinin veyahut da hiçbir kesimin, hiçbir kişinin, hiçbir grubunun şamaroğlanı değildir. Olmayacaklardır da. Hakim ve savcılarımızı haksız suçlamalara kimsenin muhatap kılmaya hakkı yoktur. Bekir Bozdağ, Yozgat'taki Cemil Çiçek Eğitim Merkezi'nin açılışında konuştu. Adliyelerde denetim döneminin başlayacağını açıkladı. Düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı. Her mahkeme savcı, hakim veya savcının 2 yılda en az bir defa teftişe tabi tutulmasını zorunlu kılan bir düzenleme getiriyoruz. HSK her yıl Ocak ayının 2. haftasına kadar o sene hangi adliyelerin denetleneceğini ilan edecek ve bu denetimler yapılacak. Bakan Bozdağ, hakim ve savcılıkta birinci sınıfa ayrılma şartlarında da değişiklik olacağını kaydetti. En az 3 defa meslek içi eğitim programlarına katılma zorunluluğu getirileceğini belirtti. Evet, bir yanda ev fiyatları, diğer yanda evi olmayan, belki de bir daha hiç olamayacağını düşünenler kiralık ucuz ev bulamıyor. Emlak piyasasını konuşmaya devam ediyoruz. İmkon Genel Başkanı Tahir Tellioğlu bizlerle birlikte, Doçent Doktor Yusuf Dinç Hocam da bizlerle birlikte. Sayın Hocam, şu kira mevzusunu da açalım. Yani fiyatlar arttıkça kira da artıyor. Sizin söylediğiniz konu çok önemli. Yahu 5 bin lira, 6 bin lira, 10 bin lira kira vereceğimi alayım şu evi de ne kadar fiyatı varsa var. İleride taksiti de ucuzlar. En azından ev benim olur mantığında herkes. Neler söylersiniz? Bu da tabii fiyatları arttırıyor bu mantıkta. Arttırıyor. Sayın Cevahiroğlu, 80'leri 90'ları hatırlarsanız mülk sahipleri memurlara yapılacak maaş zammını beklerdi kirayı arttırmak için. Yani şimdi öyle bir hassasiyet falan bile yok. O tarafı sempatikti demiyorum ama şu anda evin içindeki kiracının gelirinin, toplam gelirinin çok üzerinde kirayı hiç çekinmeden talep edebilen var. Yani normal kontratla savunulan hakları var. 5 yıl boyunca malumunuz kontrat kiracıyı korur. 5 yılın üzerinde işte bu uzlaşma durumunu mahkemelerin uzun sürmesi nedeniyle biraz da kiracıların bu nedenlerle yılıyor olması hasebiyle uzlaşmayı ara buluculuk üzerinden çözmeye çalışacak zannederim. Bakanlığın açıklaması böyle. Fakat 10 yılın üzerinde kiracılar için yeterince koruma sağlamıyor kontratta. Şimdi kira bizde iki gruba ayrılır. Bir ihtiyari kiracılarımız var. Bunlar tercih ettikleri muhitlerde gelir durumlarına göre istedikleri konutları kiralayıp yaşayabiliyorlar. Bunların literatür kaynakları gelirlerinin %30'undan daha fazlasını kiraya ayırmamasını tavsiye eder. Yani gelirimizin %30'u kadar kiraya ayırabiliriz gibi bir yaklaşım var. Fakat bir de zaruri kiracı var. İşte bu kiracıların gelirinin ne kadarını ayırıp ayıramayacağı vesaire gibi bir tartışma da artık ortada yok. Çünkü bu zaruri kiracılar hiçbir zaman ev alamayacak durumda hissediyorlar veya zaten piyasa şartları gereği öyle. İşte bu zaruri kiracıların problemini çözersek ihtiyari kiracılık sürecektir, süre gelen bir şey olacaktır ve ihtiyari kiracılıkta kiracılar da ev sahibini cezalandırabilir. Yani fakat tabii yeterli konut arzı o tercih ettikleri muhitlerde varsa buraları arasında tercihte bulunabilirler. Evet. Oraya çok fazla çözüm getirmek mümkün değil.
Biz zaruriyi konuşalım hocam. Şunu sorayım. İnsanca yaşayabilmek için bir ailenin gelirinin ne kadarı kiraya gitmeli? Yani gelirini, ailenin toplam gelirinin ne kadarını kiraya vermeli ki diğer ihtiyaçlarını da rahat bir şekilde karşılayabilsin? Yüzde kaçı? Toplam gelirin 3000 lira, düzelteyim, %30'unun kiraya gitmesi makul kabul edilir. Şimdi rakama çevireyim bunu. Bir ailede diyelim iki asgari ücretli eşler çalışıyor ve 8500 lira civarı gelirleri var. Bunların 2400 lirasını kiraya ayırması mümkün. 2500 lirasını. Fakat biz incelediğimizde Türkiye'deki ortalama kiraları 2500'ün altında çok az vilayetimiz kalmış durumda. O yüzden biraz Evet. Ücretlerimizin düşük olduğunu da anlatıyor bu durum. Umarım sene ortasında bir iyileştirme yapılabilir. Bir sarmala da dönüşüyor. Yani ücreti arttırıyorsun, kira da artıyor. Yani bu da bir enflasyonist sarmalın içine girmiş durumdayız o zaman. Maalesef yani ücreti arttırmanın da böyle bir değerlendirmesi var ama Türkiye ekonomisinin dinamikleri gereği bakılan büyüme performansına göre de ücretleri arttıracak hala bir alan var gibi geliyor bana. Bunu gerçekten dikkate alınması lazım. Evet. Fakat işte bu kiracılara biz ancak mülk sahibi yaparak konut edindirebiliriz. Onların menfaatlerini savunacak olan da ancak ve sadece bence devletin üretim kanalı olan TOKİ'dir gibime geliyor. TOKİ'de hep lüks konut ürettiğini düşünüyoruz. Bilmiyorum, bu yönde de çok fazla şikayet var. TOKİ'ye yönelik de eleştiri var. TOKİ neden lüks konut ürettirir? Bir ortaklık arsayı değerlendiriyor. Evet, devlete daha fazla para kazandırıyor ama TOKİ orta sınıfa üretmeyi bıraktığı yönünde çok fazla eleştiri var. TOKİ'den de bu yönde cevap gelebilir. İmkon Başkanı Tahir Terlioğlu'na da şunu sormak istiyorum. Gelen sorular arasında fiyatlar düşer mi sorusu var. Mümkün mü? Şimdi bu şartlarda zor düşer ama Sayın Bakanımızın arsa geliştirme yönelik açıklaması karşılığını bulursa düşer. Yalnız kiralarla ilgili bir şey arz etmek istiyorum. Bu da şu, serbest piyasa ekonomisinde kiralara üst limit koymak falan çok doğru olmaz. Kara borsaya düşer. Evet, yani şu olabilir. Avrupa ülkelerinde bu vardır. Bazı arsalar sadece kiralık ev yapmaya yönelik belediyeler veya resmi kurumlar tarafından inşa edilebilir. Yani müteahhite verir, belli bir yüzde oranı satılmaz hiç kimseye. Satılmamak devletin üzere olur, sadece tamam, kiralamak üzere yapılabilir. Dolayısıyla bu sosyal bir sübvanse yapılabilir. Diğer bir konu göçmen konusu. Yabancıya mı satılıyor? Evet, İçeriye açısından çok girmeyeceğim ama şöyle düşünelim. Girelim yani. Yok yani şöyle, şimdi Türkiye'de takdir edersiniz ki bu daha çok kiralık konusu işte 3 büyük kentte yoğun. Yani Ankara, İstanbul, İzmir. Buralar hem fazla göçmen alan kentler hem de öğrenci kentleri. Dolayısıyla şöyle programa gelmeden önce bir hafıza düşündüm. Ya İstanbul'a 500 bin, 1 milyon göçmen olsa, 500 bin haneye tekabül etse, 500 bin ev demek. Bir şekilde kiralama veya satın alma yöntemiyle orayı işgal ediyor. Dolayısıyla bunun da dengelenmesi lazım. Yasal şartları veya prosedürleri yerine getiren vatandaş, yabancı göçmen belki misafir olarak gelir, belki işte çalışma gitsin gelir ama en azından ülkenin farklı şehirlerine yönlendirilebilir. İstanbul'u bildiğim için soruyorum size. Arsa problemi var deniliyor. İstanbul'u ben biraz daha iyi biliyorum Ankara'ya göre. İstanbul'da 2B arazileri var ve kimse görmezden geliyor bu 2B arazilerini. Ümraniye'de, Karabekir, Dudullu, Dumlupınar mahalleleri. Yani o kadar müsait ki gecekondu o bölgeye toplu konut yapılsa, zaten gücü yok gecekondu sahiplerinin. TOKİ oraya girse, bir proje üretilse değişmez mi fiyatlar? İllaki değişir ama işte onların master planlarındaki mevcut karşılığını bilmiyoruz. Yani Kağıthane'ye 40 kat veriyorlarsa da Ümraniye'de işte bir şeyler yapılsın. Vermesi lazım kesinlikle ama gerçek olan şu, aynı gemideyiz. Vatandaşımız bizim her şeyimiz. Bir aynı ülkede yaşıyoruz ve sektör olarak 250 az sektörü hareketin dinaması olan bir sektörüz. Durması, durağanlaşması hem Türkiye ekonomisine zarar veriyor. Bir, üretilen mamuller açısından. İki, vatandaşımızın konut edinmesi veya işte anayasal hakkı olan barınma hakkını zedeliyor. Bu iki, üç,
Siyasal açıdan da sıkıntı oluşturuyor. Sonuçta vatandaşın işte demin verdiğimiz örnekler. Yani bütün çocuklarla konuşuyoruz. Sizden önce geldi. Tabii. Sözünüzü sürekli kesiyorum ama bir çocuk üniversiteden mezun olunca şu hayali kurmamalı. Ev alacağım, araba alacağım, emekli olacağım. Bu değil ki. Yani bizim hayallerimiz, çocukların, gençlerin hayali çok daha geniş olmalı. Yani, artık bu ev, araba konusunu geride bırakmış olmamız gerekiyor. Yani şöyle umut verici en azından bir şeyler konuşalım. Hep genelde işin şey biraz karamsar yönünü konuştuk. Mevcut reel durum açısından ama umut verici olan şu. Başında da söylediğim gibi veya programın ortasında Türkiye'de yeterli konutu yapacak müteahhitlik birikimi var, mühendislik birikimi var, malzeme var, sermaye var, bir işte arazi var. Her şey var. Her şey var tabii ama yani, helva yok. Helva yok. Yani biz şöyle bu açıdan umutlu olabiliriz. Bir Avrupa değiliz. İnsanımız yaşlı değil. İşte arsamız var, malzememiz var, her şeyimiz var. Bunu üretebiliyoruz rakamlar olarak verdim. Sorun ne? İşte son 3 yıldır büyükşehir belediyelerinin sağlıklı konut, imarlı arsa üretememesi. Çok ruhsatlandırma. İlk defa bunu dillendiriyorsunuz. Tabii. Teşekkür ediyorum. Yani, ruhsatlandırma konusunda işi hani amiyane tabirle ipe un sermesi. Gereksiz prosedürlerin her gün üstüne koyarak, işe yaramaz prosedürlerin mesleğe mesleki katkı olarak, yasal statü olarak hiçbir fayda sağlamıyor. Fiyat niye bunu, fiyat ekleniyorsun. Tabii niye bunu koydun? İşte iş koyduk, şunlar istedik. Kardeşim bunlar maliyet oluşturucu şeyler. Gerçekte bizim vatandaşımızın şu anda Cengiz Han Bey ortalama gelir seviyesine göre konut alım bedeli sıfır konutta söylüyorum 500 bin TL'den başlamalı. Sıfır konutta. 500 bin bile bizim için çok 500 fazla bin, ama. Sıfır konut yani alabilir, evet. Edilebilir bu. Şimdi Türkiye'de 2007, 8, 9, 10, 11, 15'e kadar Türkiye'deki vatandaşımızın konut alma endeksi %70'e kadar yükselmişti. %70'e kadar yani her 10 vatandaşımızın. %70'i dilediğinde konut alabiliyordu, alabildi. Asgari ücretli vatandaşımız da alabildi. Fakat şu anda geldiğimiz noktada zaten konut üretilen istatistik rakamları bunu veriyor veya ruhsat rakamları veriyor. %30'a düştü. Bu aradaki %40 alım gücü ne oldu? Vatandaşın gelir seviyesi düştü eyvallah ama daha çok inşaat temel malzeme, arsa fiyatları, belediyelerin işte ruhsat verme, imarlı konut arsa üretmesindeki zorlaştırmalarından dolayı bu iş zorlaştı. Ama umut verici olan şu, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bütün sektörlerin tarafları bir araya gelindiğinde 3 ay içerisinde Türkiye'de tekrar ciddi bir konut seferberlik hamlesi yapılacağına ben inanıyorum. Ve en kısa zamanda da vatandaşımızın ideal rakamlarda makul konutları alması gerekebileceğini inanıyorum. Bunu da arz etmemiz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Yusuf Hocam, yani bu bir sosyal soruna dönüştü. Son 2 dakikamız. Bir yandan da bunu yani iktidar veya siyasi partiler böyle de görmeli. Bir an önce buna bir çözüm bulunmalı. Çünkü çok ciddi bir tepki de var. Yani nasıl olur bir öğretmen, bir asgari ücretli hayatının sonuna kadar bir daire alamayacak duruma gelir sorusu var. Bunu çözmek için de Sayın Başkan diyor ki basit, her şey var, inşaat malzemesi var, girişimci var, arsa var ama işte önümüzde çıkartılan prosedürler var diyor. Bunu nasıl çözeceğiz? Çok kısa. Çok kısa, finansal tarafını çözmemiz lazım. Hem müteahhitin finansmanı problemini hem konuta edinecek olanın finansmanı problemini. Bunu da faizli çözmeyeceğiz yani. Borca dayalı bir modelle çözmeyeceğiz, tasarrufa dayalı bir modelle çözeceğiz. Ve bunları, bu konutları alıcılarına, sahiplerine teslim ederken bunların gerçekten yararlanması odaklı olacağız. Kiraya bakın, vermek için alınmayacak, çok güzel. Evet, çok haklısın. Gerçekten TOKİ'nin konutlarını yatırımcı profilin elinde kaldığını gördük birçok zaman. Şunu da gördük, gelirlerimizle ilgili de konuşuyoruz biz. TOKİ çok uygun maliyetli konut veriyor mesela hane halkına. Hane halkı diyelim ki 500 lira taksitle konut veriyor. Hane halkı bunu 1000 liraya kiraya verip o 500 lirayı edinmek için gidiyor, başka kendine çözümler bulabiliyor. Bunların da iyileştirilmesi lazım. Yani gelir durumumuzu da düzeltmemiz lazım mutlaka. İnsanlar peki, o ufak menfaatler için bu tip uygulamalara girmemeli. Son bir şey ilave edeyim Sayın Cevahiroğlu. Yabancı yatırımcının 400 binlik dolarlık yatırımını blok yapması lazım. Bunu 50 bin dolarlara, 30 bin dolarlara parçalayarak alt orta gelir grubundaki hane halkının hedefindeki gayrimenkulü bunların almaması lazım.
Evet. Tedbiri de getirmek lazım. Doçent Doktor Yusuf Dinç, teşekkür ediyoruz. İmkon Genel Başkanı Tahir Terlioğlu, teşekkür ediyoruz. Biz şerefli, haysiyetli bir şekilde çalışan tüm müteahhitlerimize saygı duyuyoruz. Size gelen tüm soruları sordum içtenlikle. Ama elbette siz çalışacaksınız ki millet de rahat edecek. Bu çerçevede yılmak yok. Arsa üretecekse devlet üretecek. Sayın Bakan da bunu söyledi. TOKİ'yi de sıkıştıracağız. Herkesin hayali ev, araba değil. Yeni ufuklar. Uzaya çıkacağız. Elektrikli araç üreteceğiz. Ne gerekiyor? Ama geleceği düşünmemiz lazım. Bunlar artık geçmişte kalmış basit hayaller olması gerek. Bir ev, bir araba. Tekrar teşekkür ediyorum konuklarıma. Şimdi bir ara vereceğiz. Saat başında yeni isimlerle, yeni başlıklarla karşınızda olacağız. Tekrar merhaba sevgili seyirciler. Birinci sayfa kaldığı yerden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs ayındaki diplomasi trafiğine bakacağız ki baş döndüren bir trafik vardı. Erdoğan gerek yüz yüze gerekse telefonla pek çok devlet ve hükümet başkanıyla görüştü. Gündemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ve Rusya-Ukrayna savaşı vardı. Kimi lideri Türkiye'de ağırladı, kimi liderle telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mayıs ayındaki diplomasi trafiği de yoğun geçti. Türkiye diplomaside merkez ülke konumunu güçlendirmektedir. Türkiye'nin dış politikadaki gündem başlıklarından biri İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi. Bu konuda Ankara'nın vetosunun ardından NATO liderleri Mayıs ayı boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'la temasa geçti. Erdoğan, Finlandiya ve Fransa Cumhurbaşkanlarının yanı sıra İsveç, İngiltere ve Hollanda başbakanlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu süreçte NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile de temas halindeydi. Görüşmelerde hem İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu hem de ikili ilişkiler değerlendirildi. Bizim NATO'nun genişlemesi konusundaki yaklaşımımız terörle mücadele konusundaki ilkeli tutumumuzdan kaynaklanıyor. Moskova-Kiev hattında barışın tesisi için çabalar da devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna liderleriyle telefonla görüştü. Böylece Erdoğan, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Putin'le 7, Zelenski ile 8 kez temas kurmuş oldu. Cumhurbaşkanı Mayıs ayında Avusturya Başbakanı Nehammer ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'la da telefon diplomasisi yürüttü. Bazı liderleri ise Türkiye'de ağırladı. Cezayir ve Kazakistan Cumhurbaşkanlarıyla Ankara'da, Katar Emiri ve Kolombiya Cumhurbaşkanıyla İstanbul'da görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir ay içinde hem Rize hem de Bakü'de bir araya geldi. Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya ve Polonya Dışişleri Bakanlarını Dolmabahçe ofisinde kabul etti. Erdoğan'ın Mayıs ayındaki bir diğer yurtdışı ziyareti Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleşti. Eski devlet başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı sebebiyle Abu Dhabi emiri Şeyh Muhammed bin Zayed'e taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan bayramı dolayısıyla da temas kurdu liderlerle. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, İran, Endonezya, Nijerya ve İsrail cumhurbaşkanlarıyla telefonla görüştü. Malezya Kralı ve Kuveyt Emiri ile Pakistan, Libya, Irak ve Lübnan başbakanları da Erdoğan'ın telefonda konuştuğu isimler arasındaydı. Sevgili seyirciler, ilk bölümde emlak sektörünü konuştuk. Bu bölümde de Ege Denizi'ni, Adalar Denizi'ni konuşacağız. Yunanistan adalarda, Ege adalarında ne yapıyor? Bu süreci değerlendireceğiz. İki değerli, kıymetli konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Profesör Doktor Muhittin Ataman ve Profesör Doktor Murat Yeşiltaş'a soracağız. Yunanistan ne yapmak istiyor? Türkiye'nin yanı başındaki adalara asker yığıyor, silahlandırıyor orayı. Bir yandan da Yunanistan'ın her tarafında Amerikan üsleri var. Bu süreci konuşacağız. Neler yaşanabilir, neler olur? Ankara'nın bakışı nedir? Tüm bunları kıymetli konuklarımıza soracağız. Az sonra konuklarımız bizlerle birlikte olacak. Ama öncesinde Rus enerjisine alternatif arayışına giren Avrupa ülkelerinin derdini paylaşacağız. Avrupa ülkeleri Repower Avrupa projesini hayata geçirmek için kolları sıvadı ve o proje yine Türkiye'nin önemini ortaya çıkardı. Türkiye özellikle İsmet projesiyle birlikte bunun olmayacağını ifade etmişti ve Avrupa'nın enerji güvenliği Türkiye'den geçer demişti. Nihayet Avrupa bunun farkına vardı. Peki nasıl? Gelin birlikte izleyelim.
Brüksel enerji krizini Ankara'sız aşamıyor. Bu gerçek Avrupa Birliği'nin çıkış planına da yansıdı. 300 milyar avro kaynaklı Repower EU planındaki ayrıntı dikkat çekti. Avrupa Birliği Komisyonu'nun yayınladığı Repower EU planı, daha esnek bir enerji sistemi ve güçleri birleştirerek Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığı hızla azaltmak olarak tanımlanıyor. Avrupa Birliği'nin 2030 yenilenebilir enerji hedefini %40'dan %45'e çıkarıyoruz. Planda Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerle enerji tedarikini çeşitlendirmesi, yenilenebilir enerji projelerini hızlandırması, yeşil teknolojiler üzerine işbirliği de dahil olmak üzere uzun vadeli ortaklıklar kurması hedefleniyor. Planda en önemli ihtiyaçların Orta ve Doğu Avrupa ile Almanya'nın kuzey kesiminde enerji talebini karşılamakla bağlantılı olduğu ifade edildi. Bu anlamda enerji arz güvenliği kritik önemde. Bunun içinse iki gaz koridoru öne çıkıyor ve Türkiye'nin planda kritik önemde olduğu vurgulanıyor. Bu koridorlardan biri Trans-Balkan Koridoru. Hat Türkiye, Bulgaristan ve Romanya üzerinden ilerliyor. Üçüncü ülkelerden Avrupa'ya gaz taşınmasını sağlıyor. Avrupa'nın Rus gazına önemli alternatif olarak gördüğü Güney Gaz Koridoru üzerinden bölgeye Azerbaycan gazı bu koridor sayesinde taşınabiliyor. Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı TANAP ise bu önemli alternatifin kilit rotası. Uzmanlar, Avrupa'nın enerji sistemini dönüştürmek hedefiyle yayımlanan Repower EU planının Türkiye'nin önemini bir kez daha ortaya koyduğu görüşünde. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarıyla devam edeceğiz ki Hulusi Akar, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin varlığını asla kabul etmeyeceğini söyledi. Bölgeye yönelik olası harekata değindi Bakan Akar ve bazı müdahaleler yapma mecburiyeti olduğunu görüyoruz dedi. Biz herhangi bir şekilde ülkemizin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin varlığını kabul etmiyoruz. Bizim kendi ülkemizi korumak ve kollamak bakımından bazı müdahaleler yapmak mecburiyet olduğunu görüyoruz. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna dikkati çekti. Türkiye'nin kararlı duruşunu yineledi. Bölgeye yönelik olası harekata değindi. Türk Silahlı Kuvvetleri personeliyle, araç gereç silah ve teçhizatıyla ve sahip olduğu üstün moral ve motivasyonla ve tecrübesiyle verilecek her türlü görevi yapmaya hazır. Bu konuda azimliyiz, bu konuda kararlıyız, bu konuda muktediriz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuyu Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temasları sırasında değerlendirdi. Türkiye'nin terör örgütü PKK-YPG'ye ilişkin tutumunu herkesin anlaması gerektiğini vurguladı. Çok teferruatlı bir şekilde tüm somut delilleriyle PKK'nın YPG, YPG'nin PKK olduğunu ortaya koyduk. Bunun her tarafında, herkes tarafından anlaşılması lazım. Bazılarının anlamamakta ısrar ettiğini görüyoruz. Akar, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilere de değindi. İki ülke arasında askeri eğitim ve savunma sanayinde işbirliği konularında gelişmeler olacağını belirtti. Ekonomiye dair gelişmelerle devam edelim. Türkiye ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü. Yılın ilk çeyreğinde büyüme %7,3 oldu. Ekonomide büyüme ilk çeyrekte beklentileri aştı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %7,3 artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dengeli büyüme kompozisyonunun sürdüğünü belirtti. Küresel risklere rağmen üretimi destekleyen politikalarımız sayesinde pozitif ayrışmaya devam edeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş da ihracatın büyümenin lokomotifi olmaya devam ettiğini söyledi. Bir tarafın pandemi sonrasındaki yaşanan zorluklar, akabinde Türkiye'nin kuzeyinde ortaya çıkan gerilim, bütün bu gelişmenin içerisinde gerçekten büyük bir başarı. Oldukça iyi bir büyüme performansı. Türkiye en yüksek büyüyen ülkelerden bir tanesi. Ve maliye ve para tarafından verilen destekler, özellikle kredi genişlemesi yoluyla gerçekleştirdiğimiz bir büyüme. Türkiye %7,3 büyüme ile G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüme kaydeden 3. ülke oldu.
İlk çeyrekte Suudi Arabistan %9,6, İngiltere %8,7 büyüdü. En fazla büyüme %24,2 ile finans ve sigorta faaliyetleri sektöründe görüldü. Bilgi ve iletişim faaliyetleri %16,8 büyüdü. Sanayide büyüme ise %7,4 olarak açıklandı. Kredi genişlemesi olduğu zaman finans ve sigortacılık hizmetlerinde de bir genişleme olur. Biz mevcut istihdam düzeyini koruyacağız. 2022 yılını biz pozitif rakamlarla kapatırız. Üretim yöntemiyle büyüme, cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %79,5 arttı ve 2 trilyon 496 milyar 328 milyon lira oldu. Hazır ekonomiden bahsetmişken sabit gelirler için, memurlar için şu 3600 ek gösterge düzenlemesi konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması bekleniyor. Şimdi bu düzenlemede başlıklar belli oldu. 6 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiriyor. İlk açıklamalara göre öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve müdürleri kapsayacak. Kapsamın genişletilmesi bekleniyor. Emekli aylığı ve ikramiyeleri artacak. Bunu belirtelim. Bu süreçte emekli maaşlarına etkisi memur maaşlarına göre daha fazla olacak. Çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a henüz sunulmadı. Sunulacak. Erdoğan'ın onayının ardından da kamuoyuna açıklanıp meclise sevk edilecek. Söylediğimiz gibi çok sayıda insanın merakla beklediği, sabit gelirlerin özellikle bu süreçte beklediği bir düzenleme. Bakalım nasıl çıkacak? Şu an için yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Bu arada Sosyal Güvenlik Kurumu bazı özel hastanelerin sigortalı hastalara sadece belli branşlarda hizmet vermesine yönelik uygulamaya son verdi. Düzenlemeyle özel hastaneler tüm branşlarda sigortalı hasta kabul edebilecek. SGK'dan yapılan açıklamada özel sağlık hizmeti sunucularından sağlık hizmeti satın alım sözleşmesinin 27 Mayıs'ta yayımlandığı hatırlatıldı ve bu sözleşmeyle bazı özel hastanelerin hastalara verilen hizmeti sınırlayan uygulamalarına son verildiği belirtildi. Kısmi branş anlaşması bulunan hastanelerde sadece kardiyoloji, kardiyovasküler, cerrahi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, doku organ nakli, acil ve hiperbarik oksijen tedavisi branşlarında sunulan tedaviler SGK tarafından karşılanıyordu. SGK'nın yeni düzenlemesiyle özel hastaneler tüm branşlarda her türlü sağlık hizmeti talebine cevap verecek. Sosyal Güvenlik Kurumu da böyle bir karar aldı. Bu da tabii ki tüm özel hastanelerin özellikle tüm branşlarda hizmet verebilmesini de sağlayacak vatandaşa yönelik bir yeni bir uygulama. Şeker üretimi talebi karşılamayınca fiyatlar arttı. Geçtiğimiz günlerde 400 bin ton şeker için verilen sıfır gümrüklü imtiyaz izni ise piyasayı bir nebze olsun rahatlattı. İklim değişikliği, üretim azalırken talebin artması. Hepsi aynı döneme denk gelince piyasada şeker açığı oluştu. İklimden kaynaklanan bir üretim sorunu yaşandı ve bunun sonucunda kotanın, Türkiye kotasının altında bir üretim gerçekleşti. Türkiye'de bu geçtiğimiz süreç içerisinde tüketim arttı. Bir taraftan üretim eksikken bir taraftan tüketim artıyor olması Türkiye'de şeker ihtiyacını ortaya çıkarttı. Şeker açığı fiyatlara yansıdı. Artan fiyatların ardından 400 bin ton şekere sıfır gümrükle ithalat izni geldi. Karar sektörde olumlu karşılandı. İthalatın ardından şeker fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Bazı stokçular ortaya çıktı, fiyatlar anormalleşti. Bu fiyatlar neredeyse Eylül ayına göre değerlendirecek olsak şu anda 5 katına çıktı. Bu hak eden bir fiyat artışı değil. 400 bin tonluk ithal kararı da aslında tam zamanında ve isabetli alınmış bir karar olduğu kanaatindeyim. İthalat izni sadece şekeri ham madde olarak kullanan sanayi kuruluşlarına verildi. 15 Ekim'e kadar bu yetki kullanılabilecek. Sevgili seyirciler, Türkiye her alanda terörle mücadele ediyor ve terörle mücadelede bilindik üzere oldukça başarılı ama şu trafik terörünün bir türlü önüne geçemiyoruz. Şimdi Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan iki üniversite öğrencisine otomobil çarptı. İki genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Marketten alışveriş yapıp döndüler. Yolun karşısına geçmek isterken alkollü sürücünün kurbanı oldular. Feci kaza Uşak-İzmir karayolundaki bir akaryakıt istasyonu yakınında meydana geldi.
iki üniversite öğrencisi alışveriş yaptıkları marketten evlerine dönüyordu. Yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla gelen bir otomobil onlara çarptı. Araç takla atarak devrildi, park halindeki iki tıra çarparak durabildi. Olay yerine hemen 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak iki genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Yapılan testlerde 1.44 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazada yaşamını yitiren 25 yaşındaki Mısra Buse Uğurlu, Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 3. sınıf öğrencisiydi. Uğurlu, memleketi İzmir'de gözyaşları arasında toprağa verildi. 23 yaşındaki Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sude Ürer'in cenazesi ise Balıkesir'de defnedildi. Yine ülkemize, memleketimize yakışmayan bir mesele şu sokak hayvanları, farklı türde vahşi hayvanları besleyenler ki kontrol de edemiyorlar. Şimdi İstanbul'da bahçede oynayan çocuğa pitbull saldırdı. Pitbull normalde yasak. 6 yaşındaki küçük kız başından yaralandı. Akrabasının kucağında hastaneye yetiştirildi. Pitbull saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü. Gözünün burasına kadar tam geliyor. Yani bir milin daha gelse gözü kör olacak. 6 yaşındaki Umut Deniz Eryiğit dayısının İstanbul Gazi Osmanpaşa'daki evindeydi. Yengesi komşunun pitbull cinsi köpeğini Umut'la oynaması için kafesinden çıkardı. Köpek de sabahtan beri aç olduğu için evde. Bunlar sabah işe 6'da çıkıyorlarmış. Akşam geç saatlerine geliyor. Saat zaten 3-4 gibi olduğu için bu olayda. Köpek aç. Bunlar da piknik yaparken köpek geliyor. Yemek yemeye çalışıyor. Pitbull elinde yiyecek olan Umut'a saldırdı. Başından yaralanan küçük kız akrabası tarafından hastaneye götürüldü. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çocuğun anne babasının şikayeti üzerine köpeğin sahibi gözaltına alındı. Pitbull cinsi köpek ise hayvan barınağına götürüldü. Meksika'da Agatha kasırgası cadde ve sokaklarda su baskınlarına yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de fırtınanın hızı saatte 210 kilometreyi geçti. İtalya'da ise saatlerce yağan şiddetli yağmur sele sebep oldu. Meksika'da Agatha kasırgası şiddetli yağışa neden oldu. Kuvvetli kasırga saatte 169 kilometre hıza ulaştı. Cadde ve sokakları su bastı. Bazı bölgelerde elektrikler kesildi. Çamur ve kayalar iki otoyolu kapadı. Bazı bölgelere erişim sağlanamadı. Mayıs ayı boyunca Meksika'da karaya ulaşan en güçlü kasırga olan Agatha'nın etkisini artırmasından endişe ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde de fırtına etkili oldu. Fırtınanın hızı saatte 210 kilometreyi geçti. Birçok bölgede ağaçlar devrildi, yollar kapandı. En az 100 evin çatısı uçtu. Çok sayıda yapıda maddi hasar meydana geldi. İtalya'da şiddetli yağış seli beraberinde getirdi. Tiren ve Belvedere Marittimo bölgeleri yağışın en çok etkilediği yerler arasında. Sokakları kaplayan çamur tabakası evlerin içine doldu. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Temizleme çalışmaları başlatıldı. Brezilya'nın Pernambuco eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarının bilançosu ise ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükselirken hala çok sayıda kişi kayıp. En az 5000 kişi ise evsiz kaldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarma çalışmalarına silahlı kuvvetler ve bölge halkı da destek veriyor. Ve bu akşam ayrıntılı bir şekilde ele alacağımız ikinci başlığımız Adalar Denizi. Ege'de Yunanistan'ın Türkiye'nin hemen yanı başındaki adalara asker yığması, oraları silahlandırması ki uluslararası anlaşmalara aykırı bir şekilde. Bu konuyu enine boyuna konuşacağız. Az sonra iki kıymetli konuğumuz bizlerle birlikte olacak ama arkadaşlarımız önce ne olduğunu aktarsın. Yunanistan'ın 12 adadaki ihlallerini şöyle satır başları halinde derlemişler. Adaların hukuki pozisyonları 1923 Lozan ve 1947 Paris anlaşmalarıyla belirlendi. Adalar gayri askeri statüde, yani buraya hiçbir şekilde hiç kimse asker yığamaz. Yunanistan uluslararası
uluslararası anlaşmaları ihlal ediyor. Bu açık, net. Gayri askeri statüdeki bu adalar silahlandırılıyor. Bir yandan silahlandırılırken diğer yanda da bir kültürel soykırım var. Osmanlı döneminden kalan mimari eserlerin adları değiştiriliyor. Türk vakıflarına ait malların haraç mezat satışı yapılıyor. Rodos ve İstanköy Türklerine kültürel soykırım politikaları uygulanıyor. Başlıklar böyle. Olanı biteni çok iyi biliyor Türkiye ve Ankara. Tüm bunlar not edildi. Şimdi tabii bedelini ödeyecek. Yunanistan ya buraları silahlandırmayacak ya da ne olacak, bunu konuşacağız. Ama gelin isterseniz şu 12 ada meselesine, tarihe bir dönerek bakalım. Neydi, ne oldu, nasıl oldu, birlikte izleyelim. Ada ismini Osmanlı Devleti'nin Müslüman olmayan bölgelerde uyguladığı yönetim şeklinden alıyor. Bu nedenle 12 ada 12 değil 20'den fazla irili ufaklı adadan oluşuyor. Bu adalar Sisam ve Girit adaları arasındaki bölgede yer alıyor. 12 ada kapsamındaki adalar Trablusgarp Savaşı'nın ardından imzalanan Uşi Antlaşması ile İtalya'ya bırakıldı. Adalar Osmanlı Devleti'ne geri verilecekti. Ancak adaların Osmanlı Devleti'ne teslimi hiçbir zaman gerçekleşmedi. İkinci Dünya Savaşı'nı takiben 1947'de imzalanan Paris Antlaşması'yla da adalar Yunanistan'a verildi. Adalar Yunanistan'a silahlandırılmaması koşuluyla gayri askeri statüde bırakıldı. Ege Adaları'nın statüsü 1923 Lozan Antlaşması'yla belirlendi. 12 ada ise 1947'de Paris Antlaşması'yla gayri askeri statüye dahil oldu. Ancak Yunanistan 23 gayri askeri statüdeki adayı cephanelik haline getirdi. Bazılarına havaalanı inşa etti, bazılarına savaş uçakları yerleştirdi. Ayrıca kıta sahanlığının adalar kıyısı baz alınarak belirlenmesini isteyen Atina yönetimi, Ege'de maksimalist yaklaşımla uzlaşmaz tutumunu sürdürüyor. Özellikle Rodos ve İstanköy'de yaşayan Türk azınlıksa kültürel soykırım politikalarına maruz kalıyor. Bu çerçevede Osmanlı döneminden kalan mimari eserlerin adı değiştiriliyor. Türk vakıflarına ait olanların haraç mezat satışı yapılıyor. Ankara, Yunanistan'ın hukuk dışı tutumuna sert tepki gösterdi. Konuyu Ekim 2021'de Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Gönderilen mektupta Atina'nın tavrıyla ilgili uyarılarda bulunuldu. Türkiye bu hukuk dışı adımlara... Ekranlarınıza yansıttık. Bundan sonra ne olabilir? Tarihsel, bilimsel, uluslararası anlaşmalara göre bunu konuşacağız. İki kıymetli isim bu akşam bizlerle birlikte. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Profesör Doktor Muhittin Ataman hocamız bu akşam Ankara'da stüdyo konuğumuz. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine hayırlı akşam. Murat Yeşiltaş hocamız da bu akşam bizlere eşlik ediyor. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Hararetli konular var ama bir dahaki sefere stüdyoya bekleriz. Muhittin Hocam tabii da inşallah. Burada. İnşallah müsait olduğunuzda. Şimdi Muhittin Hocam sizinle başlamak istiyorum. Ne oluyor? Yani biz hep Türkiye'nin güneyine odaklandık. Irak'a, Suriye'ye ama batıda Yunanistan sessiz sessiz ne yapmaya çalışıyor? Yanı başımızda taş atsak ulaşacak adaları silahlandırıyor. Ve Türkiye de buraları elbette takip ediyor. Ve uluslararası hukukta çiğneniyor herhalde. Ne dersiniz? Şimdi Yunanistan'ın neredeyse 200 yıllık bir vadeye yayılan diyelim ki bir bağımsızlık süreci var. Bağımsızlığından bugüne kadar sürekli fırsattan istifade hareketlerle, adımlarla topraklarını genişletmeye çalışan, etkinliğini geliştirmeye çalışan bir devlet. Yani 1820'li yılların sonlarından itibaren sürekli ortamı koklayarak, bölgesel veya küresel sistemdeki ölçekli savaşlardan yararlanarak toprak elde etmiş. Başkalarının büyük böyle istilalarında. Aynen. Yani buna Birinci Dünya Savaşı dahil, İkinci Dünya Savaşı dahil. Az önce mesela en son genişlemesini zaten İkinci Dünya Savaşı'nda gerçekleştirdi. Yani hiçbir zaman orta ölçekli bir devlet bile olamamış. Küçücük bir devlet olmasına rağmen İkinci Dünya Savaşı'ndan oldukça karlı çıktı, kazançlı çıktı. Çünkü savaştan yenilen İtalya'nın elindeki
12 adalar alındı ve 1947 tarihli Paris Antlaşması ile Yunanistan'a devredildi. Yani zaten bu akşam konuşacağımız o adaların silahsızlandırılması konusunda 3. grup adayı temsil ediyor bunlar. Kısacası Yunanistan sürekli Türkiye'yi özellikle ötekileştirerek başka ülkelere yönelik de böyle tavırları var. Yani unutmayalım, daha yakın dönemde Kuzey Makedonya, daha doğrusu Makedonya Devleti ile ilgili NATO ile ilişkiler bağlamında ne kadar sıkıntı çıkardığını biliyoruz. Ama hepsinden önemlisi Yunanistan ötekileştirdiği bir devlet var. O da Türkiye Cumhuriyeti. Dolayısıyla ne olursa olsun sürekli Türkiye'den bir tehdit algıladığı iddiasıyla özellikle Batı kamuoyunu, Batı devletlerini, hükümetlerini Türkiye aleyhine mobilize etmeye çalışıyor. En son Yunanistan'ın başbakanının Amerikan Kongresi'nde yaptığı açıklamalar, yani sözüm ona, aynı ittifak içerisinde iki müttefik devlet olduğumuzu görüyoruz resmi olarak. Ama o gün orada yaptığı açıklama tek kelimeyle bir Türkiye karşıtı havayı istismar etmek idi. Türkiye'den... Var mı? Böyle bir hava var mı? Yani evet, Amerikan kamuoyunda var ama az önce bir haber verdik Murat Hocam. Avrupa enerji güvenliği diyor. İşte Türkiye'ye muhtacız açıklamaları var. İsrail'den artık Türkiye'siz bir şey olmaz açıklamaları geliyor. Yani bu son dönemde Türkiye ile ilgili algıda ciddi bir değişiklik oldu. Yani bir Türkiye'nin gerçeği gördüler mi? Kesinlikle bir Türkiye'nin ötekileştirilmesi durumu var. Ama Ukrayna Savaşı ile beraber, yani bu yeniden ısınan uluslararası siyaset, güç siyasetinin geri gelmesi, askeri ittifakların, dolayısıyla askeri güce sahip olan devletlerin jeopolitik, stratejik konumların geri gelmesi Türkiye'yi çok önemli bir noktaya taşıdı yeniden. Yani işte NATO üyeliklerini tartıştığımız İsveç'in, Finlandiya'nın şöyle veya böyle NATO'ya katacağı hiçbir şey yok. Sadece NATO'nun koruma şemsiyesi altına girmeye çalışan iki zayıf ve küçük devlet, yani nispeten etkisiz devlet. Ama Türkiye öyle değil. Yani genel manada Amerika'dan sonra en güçlü, en etkili ikinci orduya sahip olduğu kendi söylenir. Kendi sorunlarını yani kendi çözebilen. Kesinlikle savaş tecrübesi en fazla olan silahlı kuvvetlerden bir tanesi. Ve özellikle son dönemde bizim savunma sanayi alanında attığımız adımlarla, gerçekleştirdiğimiz hamlelerle çok daha farklı bir statü elde etti Türkiye. Böyle olunca onlar bugünün bu güç politikası ortamında Türkiye'yi ihmal etme, Türkiye'yi gözden germe lüksüne sahip değiller. Onlar bunu görünce Yunanistan biraz daha panikler hale geldi. Burada şunu sormak istiyorum. Şimdi yani Yunanistan dış politikası göremiyor mu? Şimdi 12 adayı silahlandırıyor. Kaç saniye sürer Türkiye'nin orada, Allah korusun, bir savaş hiçbir zaman istemeyiz ama Türkiye'nin oradaki silahı etkisizleştirmesi, yani Türkiye'nin yanı başındaki bir adayı silahlandırarak mesela ben sizin yanınıza gelsem, şöyle dikilse herhalde yumruk vuracak dersiniz değil mi? Yani bu kadar yanı başına geliyorsa bir insan, ülkeler de böyle. Yunanistan ne yapmak istiyor? Yani Türkiye'yi bu şekilde korkutamayacağını bilmiyor mu? Ama Yunanistan'ın bütün derdi... Yani veya kışkırtmak mı? Türkiye'nin sözüm onu, eğer tehdit algılıyorsa, yani Türkiye bir şekilde eğer Yunanistan'a tehdit oluşturuyorsa, bu karşı tarafta böyle bir algı varsa bundan kurtulması imkansız değil. Yani maazallah ancak bu Türkiye'nin olmaması ile mümkün olacak bir şey. Sorun şu, Yunanistan ısrarla Türkiye'den algıladığı tehdidi kullanarak Avrupalı devletlerden ve Amerika'dan aslında tabiri caizse rant elde etmek istiyor. Bunu hem geldi. Aynen, bunu hem NATO bağlamında yapıyor hem de Avrupa Birliği bağlamında yapıyor maalesef. Murat Hocam, size dönmek istiyorum aslında. Murat Yeşiltaş'a da döneceğim ama bu rant mevzusunda şunu merak ediyorum. Bir yandan evet rant, ama bir yandan da işte Amerika Birleşik Devletleri'ne üs veriyor çok fazla. Bunu da görmezden gelmemek lazım. Murat Hocam'a dönelim bakalım. Murat Hocam, size de şunu sormak istiyorum. Yani amaç ne? Bir mesela diyelim ki ben Yunan bir diplomatım ve Türkiye'ye karşı bir takım argümanlar üreteceğim. Benden güçlü bir ülke sürekli olarak askeri anlamda güçleniyor. Gidip başkalarından derman arıyorum ama onlar bana ne kadar çare olur? Gidip bu kadar güçlü bir ülkenin yanı başındaki adaları silahlandırıyorum ki bu silahlandırmada bir işe yaramayacağını askeri anlamda biliyor. Ne yapmak istiyor Yunanistan? Aslında Yunanistan'ın bu politikasının çok makul bir gerekçesi var. Yani kendileri açısından bakıldıklarında son derece rasyonel bir politika. Elbette
Türkiye ile belki tarihsel problemleri, ideolojik problemleri olmamış olsaydı, bu iki ülkenin hem NATO üyesi olmasından mütevellit hem komşu olmalarından mütevellit çok daha örnek bir ilişki biçimini dünyaya gösterebilirlerdi. Ama bunu oluşturmak gerçekten son derece zor Yunanistan açısından düşünüldüğünde. Tam tersi, Türkiye Yunanistan'ın dış politikasının ve iç siyasetinin besleyici bir unsuru ve ana damarlardan bir tanesi. Yani Türkiye olmadığı zaman, Türkiye tartışması olmadığı zaman Yunanistan'da iç siyasetin önemli bir kısmı eksik kalıyor. Ben bu programa gelmeden önce şöyle hızlıca Yunanistan'daki gazetelerin bu konuyla ilgili neler söylediklerine bir baktım ki bütün gazeteler neredeyse Türkiye'yi manşetine çekmiş. Bütün gazetelerde Türkiye ile ilgili 2-3 tane haber var. Dolayısıyla Türkiye gibi değil. Aynı zamanda Yunanistan dış politikası açısından da... Bizde kaç tane haber vardır hocam? Ben baktım, Mevlüt Çavuşoğlu Sayın Dışişleri Bakanı'nın bazı açıklamaları vardı. Yani bütün gazetelerde ufak tefek bazı açıklamalar vardı. Ama Yunanistan'la ilgili manşetleri oluşturabilecek birkaç tane habere peş peşe rastlamadım. Bu tabii bugüne has bir durum değil bence. Yunan medyasına dikkatli bir şekilde bakıldığında her gün Türkiye ile ilgili bir haber olduğunu görürsünüz. Örneğin Türkiye'nin savunma sanayisiyle ilgili gelişmeler çok yakından takip edilir. Türkiye'nin ürettiği platformlar detaylı bir şekilde Yunan askeri uzmanlar tarafından medyada aktarılır. Hem bu bir övünç meselesi olarak, yani Türkiye'ye yönelik bir kıskanma, bir imrenme konusu olarak anlatılır. Hem de bir korkuyu, gündelik bir korkuyu beslemek için yapılır. Türkiye'nin özellikle son dönemlerde askeri güç parametreleri açısından Yunanistan'ın çok çok ötesinde olması durumu. Yunanistan'da psikolojik korkularla gerçek korkuları birleştiren bir durum oluşturuyor. Tabii ki bu Yunan siyaseti açısından ve politikaları açısından, politikacıları açısından sürekli güvenlikleştirilen bir dil de oluşturuyor ki Yunanistan'daki siyasi politik davranışları ve pozisyonları da meşrulaştırıyor bir bakıma. Evet. Bugünkü yaşanan dilin tabii ki özellikle Yunanistan'da yaklaşan erken seçimle bir ilgisi var mutlaka. İçeride farklı gruplar, daha Türkiye'ye karşı sert olan milliyetçi gruplar, Türkiye ile kısmen uzlaşı dilini kullanan politikacılar açısından bile bu seçim süreci biraz daha sert bir durumun oluşmasına sebep oluyor. Yunanistan bence şunu yapıyor dış politika açısından Türkiye'ye yönelik. Birinci taktiklerinden bir tanesi, aslında strateji diyelim buna, Türkiye karşıtı bir blok oluşturmaktı. Bunu Arap Baharı'nın belli bir döneminden sonra önemli ölçüde başardı. Özellikle İsmet projesi bağlamında Türkiye'nin Orta Doğu'daki bazı ülkelerle yaşadığı problemleri de fırsat bilerek Türkiye karşıtı bir blok oluşturmayı denedi. Bunu bir noktaya kadar başardı. Ancak Türkiye'nin bölge ülkeleriyle normalleşme siyasetini tercih etmesiyle birlikte bu politika temelsiz kaldı. Bu politik tercih çok zayıfladı. İkincisi, Türkiye'nin bir güvenlik riski oluşturduğunu kendisi için sürekli konuşarak, anlatarak Avrupa'da kendisine destekçi bulmaya çalıştı. Burada da kısmen başarılı olmuştu. Fransa'yı arkasına alabilen bir pozisyon üretti ve Fransa'nın askeri desteğini aldı. Özellikle deniz kuvvetleri bakımından Fransızlar Yunanistan'a bir destek sağladı. En sonunda da en belki güçlü olduğu kamuoylarından bir tanesi Biden yönetimi yüzünden Amerika Birleşik Devletleri'ne yanaşmayı ve onun peşine takılmayı tercih eden bir politika benimsedi. Evet, evet. Ve bugün belki de en çok eleştirilen hususlardan bir tanesi Yunanistan'da Türkiye korkusu yüzünden Yunanistan'ı bir bütün olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim ettiler. Şimdi bu içerideki özellikle milliyetçi dalgayı daha da fazla tetikliyor. Bu dalga tetiklendikçe Miçotakis gibi, Dendias gibi isimler de daha sert bir dil benimsemek zorunda kalıyor. Yani Muhittin Hoca'nın söylediği o bütün tarihsel denklemler orada hala canlı bir şekilde duruyor. Ama bu dinamikler de o tarihsel argümanları, ideolojik referansları daha canlı bir şekilde Yunanistan'ın kullanmasına sebep oluyor. Murat Hocam, yani diplomasiden ne kadar anlarım bilmiyorum ama benzetme yapmak da istemiyorum ama Ukrayna-Rusya gerilimine bakıldığında, şimdi Ankara'nın pozisyonunu okumak adına soruyorum. Yani Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye bir nevi zorlandı sanki. Böyle bir paranoya da vardı. İşte bugün gelecek Ruslar, yarın gelecek, sonunda geldiler. Şimdi
aynı şekilde Türkiye'nin bir kışkırtılması söz konusu olur mu acaba? Yani Ankara diplomasiyi çok iyi kullandığını biliyoruz. Türkiye'nin diplomasi kültürü çok gelişmiş. Libya'daki o anlaşmayı şimdi çok daha iyi okuyoruz. Yani öyle bir hamle yaptı ki Türkiye, Libya ile yapılan o deniz sınırı anlaşmasıyla her şey değişti. Ama acaba böyle bir tuzağa düşme ihtimali var mı Türkiye'nin? Tabii. Yani bir ihtimal olarak Türkiye'nin düşmesi anlamında değil ama Yunanistan'ın bunu bilinçli bir strateji olarak kullandığını söylemek lazım. Yani Türkiye'yi bu dış politikasının ve iç politikasının bir parçası olarak Türkiye'yi sürekli provoke ederek Türkiye'den sert bir açıklama yapılmasını arzu ediyor. Bu açıklamayı eline alıyor, Brüksel'de soluğu alıyor, Washington'da soluğu alıyor, Paris'te soluğu alıyor. Yani dolayısıyla Türkiye'yi sürekli bir şekilde provoke ediyor. Ama tabii bazen provokasyondan öte işte bu adanın silahsızlandırılmasına yönelik anlaşmaları hiçe sayar silahlandırma yönünde terörde bulunca da tabii Türkiye o zaman kendi bir şekilde önlemlerini almak zorunda kalacak. Yani Mevlüt Çavuşoğlu'nun söylemiş olduğu adaların egemenliğiyle ilgili tartışmayı açarız demek böylesi bir yaklaşım. Evet. Bunu açtığınız zaman zaten ilişkiler daha başka bir boyuta gitmiş olacak. Eğer Yunanistan bu provokasyonunu pratik düzeyde silahlandırma yönünde tercih edip Türkiye'yi daha fazla kışkırtırsa o zaman bu dediğiniz ihtimaller daha güçlenmiş olacak. Muhittin Hocam aynı konuya ne dersiniz? Yani Murat Hocam işte psikolojik korkulardan, gerçek korkulardan bahsetti. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'ne Yunanistan ülkesini teslim etti. Ama diğer taraftan acaba Türkiye için kurulan bir tuzak mı var sorusu da var aklımızda. Burada ben de iki hususun altını çizmek istiyorum. Onlardan bir tanesi Yunanistan'ın sözüm ona tedbir aldığını attığı her adım kendi aleyhine dönüyor. Yani İngilizce'de bu counterproductive dedikleri şey bir şekilde sözüm ona Türkiye karşıtı adım attıkça işbirliği içerisinde olduğu aktörler üzerinden mesela Amerika Birleşik Devletleri veya Fransa üzerinden veya işte bu aralar diyelim ki İsrail üzerinden hala onlar acaba haklı olmadığının verdiği bir durumdan kaynaklanır mı? Haklıdan ziyade aslında zayıflıktan kaynaklı bir durum var. Yani ne yaparsa yapsın Türkiye ile birebir kalındığında Türkiye'ye karşı bir güç dengesi politikası uygulayamayacağını biliyor. Buna daha doğrusu ikili bağlamda yapamayacağını biliyor. Bunun için sürekli bir ittifak arayışına giriyor. Yani Türkiye NATO üyesi olmasına rağmen ikili anlaşmalar üzerinden dikkat ederseniz Amerika Birleşik Devletleri'ni davet ediyor ve bu şekilde bu Amerikan üsleri Yunanistan'a gelmiş oldu. Bana göre geçmişle kıyaslandığında mesela geçmişte biz Türkiye olarak biz birebir de Yunanistan'ı dengeleme konusunda daha dikkatli davranıyorduk. Ama bugün çok daha güçlü, çok daha farklı bir Türkiye var. Bana göre biz ikili ilişkilerde Yunanistan'a karşı tavır almayı gereksiz görüyoruz. Yani biz o noktayı geçmiş bulunuyoruz. Mütekabiliyet durumu geçti. Artık mütekabiliyet durumu yok. Bizim aldığımız veya alacağımız tedbirler daha çok Yunanistan'a yardıma, sözüm ona ikili ilişkiler bağlamında gelmek isteyen veya gelen aktörlere karşı. Maalesef bunlarda sözüm ona yine bizim müttefiklerimiz. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullandığı bir ifade vardı. Yani bu kadar eğer siz üs kuruyorsanız Amerikan üsleri bunun söyledikleri gibi, iddia ettikleri gibi sadece Rusya karşıtı bir tedbir olmadığını herkes biliyor. YPG'nin nasıl DH için olmadığını biliyorsak. Aynı şekilde yani bir şekilde araçsallaştırma var. Bu araçsallaştırmanın ne anlama geldiğini biliyoruz. İkinci husus şu, az önce bahsettiğiniz o psikolojik durum. Yunanistan başından itibaren bu sadece siyasetinde değil, bana göre sporundan tutun ekonomisine kadar pek çok anlamda tabir caizse batıdan geçinen, özellikle Avrupa'dan geçinen bir devlettir. Unutmayalım daha yakın zamanda yaşadıkları o görece derin ekonomik krizden bile Almanya'nın bilmem hangi Avrupa devletinin el uzatmasıyla kurtulabilmiş bir devlettir. Yani kendi ayakları üzerinde durma becerisini bana göre büyük ölçüde kaybetmiş. Peki, bir devlet. Peki birebir dediniz. Mesela Yunanistan şöyle bir politika yürütse ya Türkiye bizim komşumuz. Biz onlarla derdimizi çözeriz. Yani Türkiye onlara Amerika'dan Fransa'dan daha mı kötü davranır? Veya onların hakkını mı yer? Biraz da niye bu kadar yani? Sorun şu, bir araçsallaştırma var diye söyledik ya. Bence eğer bir benzetme yapacaksak
Yunanistan'ı Ermenistan'a benzetebiliriz. Güzel. Yani düşünün, Türkiye Ermenistan mukayesesini yaptığımızda İstanbul'u bırakın, ikinci büyük şehrimiz olan Ankara'nın yarısı kadar olan bir devletten bahsediyoruz. Hiçbir şekilde Türkiye'ye karşı direnç gösteremeyecek, caydırıcı bir güce sahip olamayacak küçücük bir devletten bahsediyoruz. Buna rağmen hala Türkiye'den toprak talep edebiliyor, tazminat talep edebiliyor. Efendim bilmem, farklı talepler üzerinden sözüm ona Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Peki nasıl yapabiliyor bunu? 3 tane büyük devlet var arkasını almak istediği. Özellikle diaspora üzerinden. 1- Amerika, 2 Fransa, 3 Rusya olmak üzere diğer Avrupalı devletler de ayrıca ikinci derecede önemli bunlar için. Şunu yapıyor. Yani Ermenistan diyor, onların hem diasporası hem de oradaki siyasetçilerin önemli bir kısmı. Türkiye'ye olan düşmanlığını veya Türkiye tehdidini eğer kullanmazlarsa kendi ayakları üzerinde durma becerisini gösteremezler. Bir, içeride bir birlik oluşturamazlar. İki, yani diğer aktörleri harekete geçiremez duruma geliyorlar. Aynı şekilde Yunanistan için de söz konusu. Yani Yunanistan Türkiye tehdidini göstererek Avrupa Birliği'nden destek talep edebiliyor veya Fransa'dan destek talep edebiliyor. Ama az önce Murat Hoca'nın da ifade ettiği gibi bunu yaparken öbür tarafa kendi devletlerini bağımlı hale getirdiklerinin farkında değiller. Zaten ekonomik kriz, görece ekonomik kriz yaşayan bir devlet de daha onun etkileri tamamen giderebilmiş değil. Milyar dolarlar verip Fransa'dan ve Amerika'dan silah tedarik etmeye çalışıyor. Çok güzel. Yunanistan cephesi böyle. Ama Yunanistan için Türkiye Avrupa ile ilişkilerini bozar mı? Veya buradaki o dengeyi kaybetmek gerekir mi? Feda etmez. Bana göre Türkiye... Türkiye hiçbir zaman hani kapıyı kapatma stratejisi uygulamıyor ama... Türkiye Avrupa ile... kapıları kapatmaz. Bu elde var bir zaten. Yani Yunanistan faktörü... Rusya'nın yaşadığını yaşamam anlamında söylüyorum. Eğer böyle bir gerilim oldu. Bence yaşamaz. Yani Rusya bizimle kıyaslandığında daha toptancı siyaset üreten bir devlettir. Yani bunun bizim mesela uçaklarını düşürdüğümüzden sonraki o iplerin kopma noktasında yaşadık. Biz aslında evet, yani bu durum oluştu. Fakat ekonomide, hani turizmde vesaire falan biz ilişkileri devam ettirmek istedik. Sektörel bir siyaset tercih ettik. Fakat Ruslar ya hep yahitçi bir tavır sergileyerek insanların gönderilmesine bile müsaade etmedi. Şimdi Türkiye Avrupa ile ilişkilerde, Yunanistan ilişkilerde benzer bir siyaseti yine tercih ediyor. Burada Ruslara benzer neredeyse toptancı bir siyaset izleme tercihinde bulunacak devlet daha çok Yunanistan gibi görünüyor. Peki Murat Hocama da şunu sorayım. İşte Avrupa ile ilişkileri kopartacağız korkusu veya aramız bozulacak korkusu nedeniyle de Yunanistan'a tepki koymakta gecikir mi Türkiye? Yok, sanmıyorum. Zaten tepkileri hep zamanlı tepkiler olmuştur. Yani özellikle bu adaların silahsızlandırılmasının ihlal edilmesiyle ilgili uzun bir dönemden beri Türkiye zaten Birleşmiş Milletler nezdinde ve Yunanistan nezdinde ikili düzeyde tepkilerini koyuyor. Dolayısıyla Türkiye'nin tepkisinin zamanlı olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa ile ilişkilerini bozma noktasında da tabii Türkiye Yunanistan'la Avrupa arasında bir tercihte bulunacak bir stratejik zihniyete sahip değil benim gördüğüm kadarıyla. Ve yani müteaddit defa da zaten açıklamalar yapılıyor. En son ve en çarpıcı, Avrupa'da da çok tekrar eden bir şey var, söz var. Sayın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ait. Eğer Yunanistan kendini savunmak için silahlanıyorsa bu çok fazla. Ama Türkiye'yi hedef almak için silahlanıyorsa bu çok yetersiz. Bu çok dramatik Yunanistan açısından. Çünkü 5.3 milyar dolara çıkmış durumda şu anda savunma harcamaları. 500 milyar dolarlık gibi bir rakam vardı en son konuşulan rakamlardan bir tanesi. Avrupa'da ekonomisi en kötü olan ülkelerden bir tanesi. 500 milyar dolara yakın bir toplam borcu var ve bu bütün bu ekonomik zorluklar içerisinde ekonomisinin önemli bir oranını silahlanmaya ayırmak zorunda kalıyor. Tabii Avrupa'daki ülkeler bu durumdan para kazanıyorlar büyük ölçüde ve Yunanistan daha fazla Avrupalıların, Amerikalıların kontrolüne girmek durumunda kaldı. Şöyle bir tahlil var Yunanistan'la ilgili. Muhittin Hoca da bir benzetme yaptı. Ermenistan'a yönelik bir benzetme yaptı. İsrail'e benzetmeye başlayan analizler görüyoruz Yunanistan'ı. Yani Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük bir aktörün güvenlik şemsiyesi, siyasi şemsiyesi
altına girmek suretiyle Türkiye'ye karşı her türlü kışkırtıcı eylemi yapabilecek, her türlü hukuksuz davranışları sergileyebilecek bir aktör olma. Zaten Avrupa'nın yaramaz çocuğu ifadesi de bu analizi tamamlayan bir bence yaklaşım Yunanistan'ı anlatmak açısından. Tabii bu çıkmaz bir politika. Yani bir sarma Yunanistan'a da büyük ölçüde faydası olmayacak. Aslında Türkiye'yi de bir şekilde diplomatik olarak kızdıran hususlardan bir tanesi şuydu. Bir samimi zemin oluştu son dönemlerde. Bu eskalasyonun dindirilmesi, azaltılması, tırmanma engellenmesi noktasında çok defa bir araya geldiler. Ve bunlar konuşuldu. 25 tane başlık üzerinde uzlaşılmıştı. İki ülkenin ticaretinin arttırılması, bazı konularda sağlık turizmi gibi diğer turizm alanlarında çok ciddi potansiyeli var iki ülkenin. Ve İsmet projesi artık çok fazla gerçekçi bir proje olmaktan da çıktı. Ve bu Doğu Akdeniz'deki gazı bir şekilde bir barış projesine dönüştürme ihtimali. Türkiye'yi dışarıda tutmadan, Türkiye ile birlikte olaraktan. Avrupa'da zaten enerji krizi var. Burada bu kanatta bir krizin oluşmasının engellenmesi yönünde bir kanaat oluşmuştu. Ama bu kanaatin oluştuğu masadan Mitsotakis kalktı ve tam tersi bir yönde söylem üretmeye başladı. Boş alkışlarla. Bu çok samimiyetsiz bir yaklaşım. Evet. Ve Türkiye'yi de gerçekten bu noktada diplomatik olarak kızdıran bir süreç. Profesör Doktor Murat Yeşiltaş, Profesör Doktor Muhittin Ataman, teşekkür ediyorum. Serzenişte de bulunuyorum. Ne güzel, şöyle haftada bir programımız vardı. Diplomasiye ilişkin sizlerle paylaşıyorduk. Evet. İzleyicilerimizden de sitayiş var. İnşallah yine böyle bunu daha sık yapalım. Tekrar teşekkür ediyorum. Birinci sayfaya katkı verdiğiniz için Murat Yeşiltaş, Muhittin Ataman bizlerle birlikteydi. Evet sevgili seyirciler, birinci sayfa böylece sona erdi. Şunu belirtelim, bizden hemen sonra Fuat Kozluklu Kilis'te Öncü Pınar sınır kapısında Usta Gazete terörle mücadeleye dair sıcak başlıkları yerinde takip ediyor. Elbette gündemi de sizlere aktaracak efendim Gece Bakışı programında. Biz yarın saatler 21'i gösterdiğinde bu ekranlarda buluşmak üzere efendim. İyi geceler.